çöpleri mümkün. Belediye ekipleri buna bir çözüm bulması gerekiyor. Vatandaşın sağlığını tehdit ediyor adeta burası. Görüntü olarak da çok kirli bir görüntü var. Buranın hali hep böyle mi? Buranın ekseri hali böyle. Evet. Sokakların durumu hep böyle mi? Kirli çok. İşte arada bir böyle temizlik kişileri geliyor, temizliyor ama yeterli değil yani. Şu anda gördüğümüz gibi sadece bir kişi çalışıyor. Bir kişi başa çıkabilir mi? Temizleyebilir mi burayı? Zor. Zor, evet. Yetkililere peki bu durum aktarılmadı mı hiç? Vallahi bilemiyorum, mutlaka haberleri vardır ama. Aktarılıyor da gelen giden yok. Sadece çöpler olsa gene yok. Yollar, evler, her taraf. Belediye bu işte. Görüyorsun hali. Belediye görevini yapmıyor yani, ne bileyim ben işte. Gördüğümüz gibi her taraf pislik içinde. İki mahalle ötede bir diyor. Buraya es geçiyorlar yani, hiç almıyorlar. İşte bir tane adam göndermişler. Bir tane adam ne yapsın? Hangi biri? Büyükşehir Belediyesi'nde çalışırken dava açmış. ABD'li ajan Pastor Andrew Bronson'un yakalanmasının ardından serbest bırakılması için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül aleyhine karar alan ABD yönetimi hakkında İzmir halkına düşüncelerini sorduk. Bakalım vatandaş ne diyor? Bayram kavunda nerede olacak? Stüdyomuzda olacak. Evet, şöyle devam edelim bakalım. Sabah gazetesiyle başlıyoruz güne. Bedelli askerliğe rekor başvuru. Bedelli için ilk iki günde 200 bin başvuru. Devletin kasasına şimdiden 3 milyar lira girmiş vaziyette. Türkiye'yi uçuracak projeler masada diyor bu arada. Ama bedelli askerlikte isterseniz... Evet, bakalım bedelli askerlikte hedefin yarısına daha başlangıçta ulaşıldı. Düzenlemenin yasallaşmasını takip eden 2 gün içinde 200 bin kişiyi başvurdu. Uygulamadan 400 bin kişinin yararlanacağı öngörülmüştü. Yani şöyle baktığımız zaman da gerçekten kısa bir reklam arası verelim isterseniz. Bir teknik bir arızamız var. Kısa bir reklam arasından sonra programa devam edeceğiz. Kanal İzmir TV'nin 0536 966 34 44 numaralı WhatsApp ihbar hattından bizleri arayabilir ve çevrenizde yaşadığınız sorunlarını atabilir ve Kanal İzmir TV ve İzmir Haber Merkezi haber sitesinde yayınlanmasını sağlayabilirsiniz. Kanal İzmir TV'nin 0536 966 34 44 numaralı WhatsApp ihbar hattından bizleri arayabilir ve çevrenizde yaşadığınız sorunların video görüntülerini atabilir ve Kanal İzmir TV ve İzmir Haber Merkezi haber sitesinde yayınlanmasını sağlayabilirsiniz. Evet, videonun sesleri karıştı. Ben de kısa bir reklam arası vermiş oldum. Bu arada reklam vermiş olduk. Evet, Sabah gazetesine güne başlıyoruz. Sabah gazetesinde bedelli askerliğe rekor başvuru denmiş. 200 bin başvuru oldu. Devletin kasasına şimdiden 3 milyar lira girmiş oldu bedelli askerlikte. Türkiye'yi uçuracak projeler masada bu arada. Evet, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk icra toplantısı Beştepe'de yapıldı. Toplam 13,5 milyar TL bedelli olan dev savunma projeleri ayrıntılı olarak değerlendirildi. Bu kapsamda atak helikopterine yeni kabiliyetler kazandırılması ve yeni İHA sistemleri geliştirilmesi konuları ele alındı. Savunma sanayinde Türkiye müthiş yatırımlar yapıyor. Savunma sanayinde güçlü bir ülke olarak çevremizde ülkemizin BK'sı için gerek sınır içinde gerek sınır dışında hareket kabiliyetimizi geliştirecek altyapıları başlatmış bulunuyoruz Türkiye Cumhuriyeti olarak. Efendim, koca oğlu çizik yedi diyor sürmanşette Sabah gazetesinde. Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim isteyenlerin başlattığı imza süreci yeteri kadar imza toplanamamasıyla hüsranla sonuçlandı. Muhalefetin başlattığı imza kampanyasının başarısızlıkla bitmesi tavrını değişimden yana koyan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun da gözden düşmesine neden oldu. Dün Alaaddin Yüksel Kanal İzmir Televizyonu'ndaydı. 24. dönem İzmir Milletvekili bu konuda açıklamalar yaptı.
Kanal İzmir yazdığınız zaman YouTube kanalımızda rahatlıkla izleyebilirsiniz Alaaddin Yüksel'i. Evet, devam ediyoruz. Bir saat yağmur yağdı, Elmalı bu hale geldi. Antalya Elmalı'da önceki akşam başlayan yağmur sele dönüştü. Evet, oldukça fazla yağan yağmurda sel baskınlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Nedeni küresel ısınma. Dün Beril Yaşar, Beril ile Bilim ve Farkındalık programında özellikle ve özellikle iklimlendirme, yani iklimle ilgili Profesör Doktor Doğan Yaşar'ı aldı. Bununla ilgili mükemmel bir sohbet yaptılar. Yani o programı izlediğiniz zaman Beril Yaşar'ın hazırlayıp sunduğu Beril ile Bilim ve Farkındalık'ta Profesör Doktor Doğan Yaşar'ın özellikle küresel ısınmayla ilgili yapmış olduğu açıklamalar tüm gerçekleri ortaya koyuyor. Böyle çok ani yağışlar, sel baskınlarıyla bundan sonra Türkiye karşılaşacak şeklinde söyleyebiliriz. Evet, 9 kişilik çözüm heyeti Washington'a gitti. ABD ile yürütülen diplomatik görüşmeler olumlu bir aşamaya geldi. Evet, ABD ile özellikle Rahip Branson sonrasında gerilen ilişkilerin iyileştirilmesi için Türkiye'den 9 kişilik bir heyet Washington'a gitti ve Washington'da temaslar başlayacak. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerde hangi aşamaya gelindi? Çözülebilecek mi? Çözülemeyecek mi? Türkiye yönünü sadece batıya değil, zaten dönmüş olduğu doğuda geliştirecek mi? Bu da çok çok önemli. Efendim, imzanı çek, Küba'ya git. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kılıçdaroğlu yönetiminin kurultay isteyen bazı delegeler imzayı geri çekme karşılığında skandal sözler verdiği belirtiliyor. Kulislerde bomba gibi yankılanan iddiaya göre kanser hastası bir delege imzanı çekersen seni Küba'ya tedaviye göndeririz vaadiyle ikna edilmiş. Eğer böyle bir şey yapmışsa Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi gerçekten büyük ahlaksızlık olmuş diyebiliriz. Yani rüşvet gibi böyle. Yani çek imzanı, ben seni Küba'ya göndereyim, kanser hastasısın, orada git tedavi ol şekliyle. Bu kesinlikle böyle bir şey varsa Cumhuriyet Halk Partisi'ne bunu yakıştıramıyoruz. Evet. Efendim, Yavuz Donat köşesinde CHP'de bu şartlarda kurultay toplansa ne yazar, toplanmasa ne yazar, çamur sahada maç oynanır mı demiş. Orada net bir ifade koymuş. Efendim, bir tabii ki isyan var. Bu isyanda 8 cinayet işlemiş. 8 cinayetten sonra 16 yıl cezaevinde yatmış ve serbest bırakılmış. Daha sonra biraz subayı tabancasını beğenmiş, ver tabancanı demiş, vermemiş. Ver demiş, vermemiş. Sonra onu da katletmiş. Assubay'ın eşi çocuğuyla beraber isyanda. Nasıl bir yargı diyor? Nasıl bir yargı? 7 kişiyi öldüren birisi serbest bırakılır mı? Yine cinayet işlemeyecek mi? Tabii ki işlemiş. 8. cinayetinde işlemiş. Allah rahmet eylesin. Hakikaten Kayseri'de kız kardeşi dahil 7 kişinin katili Hamdi Kayapınar cezaevinden çıktıktan sonra özel güvenlikçiyi öldürdü. Seri katil Sinan'ı çok beğendim, o yüzden öldürdüm dedi. Öldürülen Sami Yılmaz'ın eşi Yıldız Yılmaz bu caniyi salanlardan şikayetçiyim diyor. Şikayetçiyim ve hakikaten şikayetçi olmasında haklı. 7 kişiyi öldüren birisi 16 yılda serbest bırakılırsa şimdi 8. kişiyi öldürdü. 3 yıl sonra çıkmayacağı ne malum. İnanın 3 yıl sonra çıktıktan sonra bu seri katil yine bir kişiyi öldürecek. Bunu kimse garanti edemez. Bu tip insanlar cezaevinde tutulmalı ve en ağır şekilde çalıştırılmalı. Evet, devam ediyoruz Sabah Gazetesi ile. Bakalım Sabah Gazetesi'nde neler var başka. Seren eşini odaya kilitleyip düşmüş. Tekirdağ'da 6. kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren 25 yaşındaki Seren Aydın'ın tartıştığı eşini odaya kilitledikten sonra balkondan düştüğünü ifade etti. Demek tartışmış, kızmış, kendini atmış. Yani Allah rahmet eylesin. Seri katil cezaevindeyken çıktı, 8. cinayeti işledi diyor manşetteki haber. İç sayfalarda taşınmış. Yerliler oyuna gelmedi. Ekonomi finans sayfası 9. sayfa. Türkiye'yi kur üzerinden hizaya getirme operasyonuna 15 Temmuz'da olduğu gibi yine vatandaş birim tanımadı. Yerliler 16 Şubat'tan bu yana 15.7 milyar dolar sattı. Yani dolarını sat,
devlete, devletin bekası ve ekonomik kurtuluşu için destek ver anlamı taşıyor. Efendim Sözcü Gazetesi'ne bakıyoruz. Az sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde özellikle Büyükşehir Belediyesi'nin hezimetine uğrayan, Büyükşehir Belediyesi'nin defalarca sürgüne uğrayan ve hakkını aramak için de özellikle BİMER'e ve çeşitli devlete ait sitelere yazı yazan ve geçtiğimiz günlerde Yeni Asır Gazetesi'nde manşet olan Bayram Kavun az sonra ekranlarınızda olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilgili konuşacakları var. Biraz sonra ekranlarınıza taşıyacağız Bayram Kavun'u. Evet, Sözcü Gazetesi ile devam ediyoruz. Seçim vaatleri şarkılarda kaldı. Hani dolar düşecekti? Hani enflasyon inecekti? Hani millet gülecekti? Tabii ki şöyle baktığımız zaman hakikaten beklentilerimizde doların düşmesi, enflasyonun inmesi, milletin keyifle gülmesi ön plandaydı. Sözcü Gazetesi de bunu şarkılarda kaldı diyor, seçim şarkılarında kaldı. Hani dolar düşecekti? Hani enflasyon inecekti? Hani vatandaş gülecekti? İktidar seçim öncesi ekonomi için pembe tablolar çiziyordu. O tablo dolar ve enflasyonun artışıyla karardı. Şimdi vatandaş kara kara düşünüyor. Evet, 24 Haziran seçimlerinde özellikle Cumhurbaşkanı adayları ekonomiyle ilgili ciddi seçim vaatlerinde bulundular. Ama bunların altyapısının oluşması için ülke ekonomisinin de çok sağlıklı olması gerekiyor. Demek ki eksikler var. Demek ki ekonomi yönetiminde bir takım eksiklikler var, zafiyetler var. Ve bugün doların ateşi 5.30'lara, 40'lara, 50'lere kadar çıkıp inecek mi, inmeyecek mi? Gönlümüz inmesinden yana tabii ki. Ama indiği zaman da ithalatçı ne olur? Özellikle döviz bağlantılı alışveriş yapanlar ne yapar onu da bilmiyoruz. Birden inmesi, doların inmesi faydalı mı değil mi? Bunu da ekonomist uzmanların söylemesinde fayda var. Hani ben de genelde bu konuda yorumlar yapabilirim ekonomiyle ilgili ama özellikle Türkiye'nin ekonomisine şöyle baktığımız zaman pek iç açıcı değil. Yani ülkenin dış borçları, özellikle lüks tüketimle ilgili Türkiye'nin TL'sini bozdurup dolara çevirip yurt dışına ödeme konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Onun için çok ciddi tedbirler gerekiyor. İthalata bağımlılığımızı azaltmamız gerekiyor. Yerli ve milli malları almamız, bu konuda yönelmemiz gerekiyor. Bir bakıyoruz, ithal çılgınlığı var. İthal çılgınlığı var. İthal çılgınlığında bunlar döviz demek. Bunlar para demek, öyle değil mi? Efendim az sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilgili haksızlığa uğrayan Bayram Kavun ekranlarda olacak. Devam edelim Sözcü Gazetesi ile mesajlara bakalım. Neler var neler yok. Şükrü Akgün merhaba, iyi yayınlar diliyorum diyor. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Evet, Güler Haskaynar günaydın diyor. Çok teşekkür ederiz Güler Hanım. Mehmet Babak günaydın, iyi yayınlar. Ses tonunuz çok iyi dinletiyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, mikrofondan kaynaklanıyor herhalde. Muhti Şavural, günaydın Rıdvan Bey, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim Muhti Bey. Başarılar, saygılar, sevgiler. Evet, efendim isterseniz şöyle devam edelim Sözcü Gazetesi ile. Az sonra da konuğumuzu alacağız. Cumhuriyet Halk Partili 3 vekilin kurultay tavrı baş döndürdü. Evet, Çetin Arık, Erkan Aydın ve Özkan Yalım önce Kılıçdaroğlu'na destek veren 129 vekil arasında yer aldı. Sonra kurultay için imza verdi. Ardından attıkları imzayı geri çekti. Yani imza veren bir delegenin imzayı daha sonra niye çektiği de bence tartışma konusu olmalı. Yani hatta tez olmalı. Şimdi gidiyorsunuz, imza veriyorsunuz, sonra da çekiyorsunuz. Yani bu kadar değişken, bu kadar kararsız, bu kadar da iradesiz olunmaz bana göre. Ben şahsen imzamı attığım zaman böyle bir delege olarak kurultay istiyorum dediğim zaman Feriş Dağı gelse benden geri o imzayı alamaz. Bu bir irade meselesidir. Demek ki tüm partilerde de olabilir, her partide de olabilir. Biraz irade zayıfladığı var galiba. Çünkü aslında 630 imzaya kadar ulaşılmış, 630'dan sonra mükerrer imza dendi. Yok işte astı gibidir şekliyle ıslak imza olmadı iddia edildi. 30-31 kişinin imzasını geri çekti iddia edildi. Çok enteresan, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultaya gitmemek için büyük çaba sarf eden Kılıçdaroğlu ama seçimlere İyi Parti girsin diye 15 milletvekilini istifa ettirip İyi Parti'ye geçirdi. Bir önceki kurultayda benden de 60 delege 60 imzada benden demişti farkındaysanız.
Muharrem İnce için. Ama bu cömertliğini bu defa göstermedi. Bu da çok enteresan. Evet, şöyle bakıyoruz, devam edelim. Baylokçu telefonu köşten verdiler. Abdullah Gül'ün FETÖ'den tutuklanan doktoru Sedat Caner ifadesi ortaya çıktı. Caner, Baylok yüklü telefonu kendisine Cumhurbaşkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün verdiğini öne sürdü. Cumhurbaşkanının yaveri de FETÖ'cü çıkarsa verirler her yerden. Yani adamlar adeta işgal etmiş. Efendim Trump. Trump havalandıkça havalandı. Bir gün inecek, balonu patlayacak. Dünyaya deccal olarak bırakılmış Donald Trump. Ve bu şekilde baktığımız zaman da nereyi nasıl karıştırırım, hangi ülkeyi birbirine böyle düşman yaparım, Orta Doğu'da nasıl ben böyle başlarken İsrail'e büyük Orta Doğu projesinin amiri yaparım, nasıl Türkiye'yi, İran'ı, Suriye'yi, Irak'ı bölerim ve orada büyük bir devlet yaratırım, kontrol edebileceğim kukla devletler. Bunun peşinde İran'la iş yapan Amerika ile iş yapamaz şeklinde res çekmiş. ABD Başkanı Trump'ın İran'a yaptırımlarına hızla başladı. Altın değerli metal otomotiv sektörü satışları durduruldu. Trump bu yaptırımların şiddeti Kasım'da daha da artacak. İran'la iş yapan ABD'de iş yapamayacak dedi ve res çekti. Bu arada Mercedes İran'dan çıkıyormuş. ABD'nin tehdidi devletler bünyesinde tartışma yaratırken ilk adım küresel şirketlerden geldi. Fransız Peugeot'dan sonra Alman otomotiv devi Mercedes İran'daki faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. İran'la Türkiye'de ticari alışveriş yaptığı zaman Türkiye'de bir yaptırım uygulayacak bildiğim kadarıyla. Bu alaksız Donald Trump ne yapmaya çalışıyor? İran'ı yutmaya, İran'la karışıklık çıkarmaya, İran'a diz çöktürmeye ve İran'a müdahale etmeye hazırlanıyor. Bunun altyapısını hazırlıyor. Avrupa Birliği ülkeleri de İran'ın yanında yer alıyor gibi gözüküyor ama Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı ne kadar direnebilecekler? Bu da tartışma konusu, araştırma konusu, test konusu ve günlerce, haftalarca uzmanların, siyasi bilimcilerin de konuyu tartışabileceği bir konu bence. Çünkü Donald Trump'a birisi dur demesi lazım. Dur denmediği takdirde dünya karışmaya devam edecek. Sözcüğüyle devam ediyoruz. Efendim, fitoterapi ve tıbbi onkoloji uzmanı Profesör Doktor Can Feza Sezgin anlattı. Prostat kanserine engel olan bitkiler. Efendim, prostat kanserine engel olan bitkiler derken yememiz, içmemiz düzenli bir şekilde olması lazım. 55 yaşından sonra yılda bir defa PSA testi yaptırıp elini muayene olması şart. Hastalıktan korunmada bazı bitkilerin etkisi de göz ardı edilmemeli. Yani şimdi artık cihazlar varken, cihazlar kontrol ederken neden elle muayene olmak şart deniyor? Ben de onu anlamıyorum. Yani erkekler elle muayene olmayı prostatta kabul etmez. Yani vatandaşın, affedersin, prostatasına elle bakmaya çalışıyorlar. Bunu da erkekler kabul etmediği için gitmiyor. Bu kadar teknoloji cihaz varken bu Can Feza Sezgin geri mi kalmış teknolojiden, bilimden? Tartışma konusu bu da. Ne demek bu? Yani bilgi, teknoloji, her şey var. Efendim, prostata 55 yaşından sonra elle bakılacakmış. Yani onun için 55 yaşından sonrakilerde doktora gitmiyor. Sonra da bu korkudan dolayı da elle bakacaklar diye, yani el atacaklar diye işin özü, doktora gitmiyorlar ve ondan sonra da prostat kanseri oluyorlar. Bu kadar bilgi, teknoloji, cihazlar varken, medikal cihazlar varken niye elle, onu da anlamış değiliz. Efendim, ben avcıyım, kurbanlarım av dedi, 7 kişi katletti alaksız. 16 yılda serbest kaldı. Çıktı bir güvenlik görevlisi, bir astsubay emeklisinin silahını beğendi, vermedi diye onu da öldürdü. Yani bu kişi kesinlikle cezaevinden çıkmamalı. Kesinlikle bu tamamen iyi olmuştur, serbest bırakalım, iyi hali var, artık toplum içerisine karışabilir denmemeli. Bu tip insanlar, seri katiller çok iyi gözetim altında olmalı diye düşünüyorum. Evet, bedelli için 2 günde 200 bin başvuru olmuş, 3 milyar TL para toplanmış. Kurultayda ilginç demokrasi vurgusu İYİ Parti'nin 12 Ağustos'ta 2 olağanüstü kurultayının ana sloganı daha yeni başlıyoruz olacak. Partide kurultaya yönelik çalışmaların sağlıklı yürütülmesi amacıyla oluşturulan teknik komisyonun çalışmaları sona gelindi. Ama bu hafta sonu İYİ Parti'de yapılacak kurultayda eğer Meral Akşener aday olmayacak ama aday gösterilecek, seçilecek, partide ayrılmalar, bölünmeler olacak mı? Yaşar Okuyan, özellikle eski sağlık, çalışma ve sosyal güvenlik eski bakanı Yaşar Okuyan dedi ki İYİ Parti'de toplayamazlarsa dağılma olur. AK Parti'ye, MHP ve CHP'ye onar milletvekili geçer.
Geri kalanında da İyi Parti yoluna devam etmeye çalışır dedi. İyi Parti'de dağılma süreci olmaması için Meral Akşener dengeleri iyi gözetmesi gerektiğinin altını çizdi. Yani seversiniz sevmezsiniz Yaşar Okuyan'ı. Hani Yaşar Okuyan'ı ben özellikle yorumları, cesur çıkışlarını severim. Aslanlar gibi çıkıyor, pat diye muhalefete muhalefet yapıyor. Yani bugün senin dostun gözüküyor ama çıkıyor sen bir yanlış yapınca muhalefet yapıyor. İddialı konuşuyor. Mesela ne demişti? Milliyetçi Hareket Partisi barajı açsın, Tan Doğan'da eşek gibi anıracağım demişti. Hatırlıyorsunuz değil mi? İddialıydı. Hatta demişti ki hadi bakalım anırtın lan beni demişti. Fakat tabii Milliyetçi Hareket Partisi barajı geçti. Şöyle veya böyle geçti. Anılması için bir sebep kalmadı. Çok iddialı konuşuyor. Farklı algılayabiliyorlar. Efendim devam ediyoruz. Ali Ağaoğlu'ndan batıyor iddialarına cevap. Borcum var ama varlığım çok diyor. Bir zamanlar Banker Castelli'de Abidin Cevher Özden, hatırlarsınız Banker Castelli'yi. O da battı, gayrimenkullerle yeniden doğdu. Ama binlerce mağdur yaratırsanız, geriden doğsan ne olur, doğmasan ne olur? Doğsaydı küllerinden anka kuşu bugün tekrar aramızda olurdu. Yok öyle bir şey. Şirketin 200 milyon dolar borcu olduğunu söyleyen Ali Ağaoğlu, Concordato ilan edeceğimize dair söylentiler var. Böyle bir şey yok. Belki en az borcu olan şirketlerdenim. Toplam borcumuz bilançomuzun %10'u bile değil dedi. Yani 2 milyar dolardan fazla bütçemiz var dedi. Vardır. Borcu 200 milyon dolardır. Borç yönetilebildiği müddetçe borçtur. Bakınız. Türkiye'nin de borcu var. Yönetiyorlar, ödüyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin de borcu var. Yönetiyorlar, ödüyorlar. Türkiye'nin milli gelirinin, yani milli bütçesinin %30-35'i kadar Türkiye borçlu. İtalya milli bütçesinin %140'ı kadar borçlu. Yani Türkiye çok iyi konumda bir İtalya'ya göre. Yönetebildiğiniz müddetçe borç borçtur. Ali Ağaoğlu da 2 milyar dolardan fazla mal varlığım var. 200 milyon borcum var. Normaldir diyor. Abartmaya gerek yok. Ama ben buradan Rıdvan Akgül olarak gayrimenkul sektörü ve inşaat sektörünü çok iyi bilen birisi olarak diyebilirim ki bugünlerde birçok inşaat şirketi ciddi sıkıntılar içerisinde. Maketten konut alırken şirketin geçmişine, özgeçmişine, bugünkü konumuna, inşaatları ne kadar sürede bitirip bitirmediğine, bunlara çok iyi dikkat etmek lazım. Çünkü maketten alıp parayı verdiniz mi gidebilir, gitmeye de bilir. Çok mükemmel, düzgün insanlar, ahlaklı insanlar, insanları bir kuruşuna tenezzül etmeyen insanlar da var. İnşaat firmaları da var. İzmir'de çok fazla özellikle düzgün müteahhitler. Ama İzmir'e dışarıdan gelen o büyük şirketler, İzmir'e gideyim, maketi koyayım, bir lastman yapayım, işte gideyim yeni günde Özgür'ü bulayım, işte bir televizyona çıkayım veya onu yapayım, bunu yapayım, gazetede patlatayım yapıyorlar. Ve böyle etkilemeye çalışıyorlar. Olmuyor. Olmayınca da milletin parasını topluyorlar. Risk var. Bu riske girmemek lazım. Efendim devam ediyoruz, bakıyoruz. Evet, TL bir haftada %10 değer kaybetti. Mutabakat bilmecesi doları oynattı diyor. Evet, efendim şimdi kısa bir VTR vereceğim. Bu VTR aşamasında İzmir Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz demokrasi nöbetlerine katıldığı için bünyesinde çalışan, itfaiyede çalışan, bünyesinde çalışan birisine ne eziyetler etmiş, ne işkenceler etmiş, nasıl böyle zulüm etmiş. Biraz sonra konuğumuz Bayram Kavun'u alacağım, onunla sohbet yapacağım. Ayrılmayın. Şimdi şöyle İzmir'de bir bakalım konakta ne var. Böyle VTR'yi fazla tutmayacağım, konuğumuzu alıncaya kadar kısa tutacağım. Ayrılmayın lütfen, Bayram Kavun'la sohbet edeceğim az sonra. Kanal İzmir Televizyonu olarak bugün Vatandaş Ne Diyor Konak'ta. Konak denilince akla ilk olarak Saat Kulesi, Vapur İskelesi ve Kemeraltı gelir. Biz Kanal İzmir Televizyonu olarak bugün konağın gidilmedik yerlerine, girilmedik sokaklarına gireceğiz ve bakalım nelerle karşılaşacağız. Evet, şu anda
İzmir Konak'ta, Konağa bağlı Gıda Çarşısı bölgesindeyiz. Gıda Çarşısı İzmir'in en büyük iş sahalarının olduğu yerlerden birisi. Burası da Gıda Çarşısı'na bağlanan ana bir yol ve bu yol gördüğünüz gibi şu anda çamur içinde ve sürekli burasının böyle olduğunu söylüyor vatandaşlar. Özellikle akşam iş çıkışı saatlerinde bu yol tıkanıyor. Trafik kilit haline geliyor. Vatandaşlar bundan özellikle çok şikayetçi. Bu yolun hemen yanında gördüğünüz gibi Gıda Çarşısı'nın deresi var. Bu dere yıllardır böyle pislik içinde ve özellikle vatandaşlar bu derenin kokusundan şikayetçi ve bu derenin çok koktuğunu söylüyorlar. Şu anda gerçekten burada inanılmaz kötü bir koku var. Vatandaşlara sorduğumuzda burası yıllardır böyle koktuğunu belirtiyorlar. Özellikle bu derenin kokusuna bir çözüm bulunmasını istiyorlar. Evet, şu anda Konak Kadife Kale'deyiz. Kadife Kale'de şu anda İzmir'in belki de manzaralı yerlerden birisindeyiz. İşte arka taraf görüyorsunuz tamamen Konak ve Karşıyaka. Tamamen İzmir ayaklarımızın altında. Ancak bu bölge pislikten geçilmiyor. Yerde gördüğünüz gibi kırık cam şişeleri, alkol şişeleri. Vatandaşlar burayı, alkol içen vatandaşlar burayı adeta mesken tutmuş. Böyle güzel bir yer nasıl değerlendirilmiyor? Nasıl böyle pislik içinde? Buradan yetkililere sesleniyoruz. Evet, şu anda Konak Çimentepe Mahallesi'ndeyiz. Bu yol boyunca biz gördüğümüz kadarıyla inanılmaz pislik var. Çöpler hep sokaklara atılmış durumda. Ve belediye gelip buralara adeta bakmamış, dokunmamış. Yol boyunca işte kenarlarda hep görüyorsunuz çöpler. Yolların hali içler acısı. Yollar yine yıkık dökük. Gelip belediye burada bunları yapmamış. Herhalde belediye bu sokaklara bakmıyor. Evet, şu anda sol taraf Yeşildere yolu. Yeşildere yolunun hemen üst kısmındayız. Yeşildere yolu aynı zamanda İzmir'de Adnan Menderes Havalimanı'na giden yol. İzmirli vatandaşlar ve İzmir dışından gelen vatandaşlar bu yolu hemen hemen çok kullanıyor. Ve gördüğünüz gibi karşı taraf hemen bu Yeşildere yolunun sağ ve sol tarafı tamamen gecekondularla kaplı. Kentsel dönüşüm İzmir'e ne zaman gelecek? Açıkçası kentsel dönüşüm İzmir'de ne zaman tamamlanacak? Şu gördüğümüz görüntü İzmir'e yakışıyor mu? Evet, şu anda Eşrefpaşa 607. sokaktayız, 607 numaralı sokaktayız ve şu anda sokağın halini görüyorsunuz, içler acısı. Tamamen burası çöpten geçilmiyor. Burada hemen hemen gördüğümüz tüm sokakların hali bu şekilde. Belediye buralara bakmıyor gibi görünüyor. Gördüğünüz gibi şu anda tamamen çöpler, çöp kenarları adeta pislik. Bu insanlar için de açıkçası sağlığı açısından bir tehdit oluşturuyor. Efendim, buranın durumu ne zamandır böyle? Buranın durumu yaklaşık aylardır hep böyle. Her zaman böyle. Devamlı pislik içinde. Adamlar geliyor alıyor, arkasından geri atıyorlar. Kendimiz temizliyoruz, süpürmeye çalışıyoruz. Belediyeyi aradık, gelin barileri değiştirin bari. Akıyor hepsi şakır şakır. Hiçbir ilgi bulamadık, kimse gelmedi, kimse gelmedi. İşte böyle, gördüğünüz gibi. Belediye buraya uğramıyor mu fazla? Ne zaman, ne kadar sürede bir uğruyor yani? Buraya akşamdan akşama uğruyor, gidiyor. Peki, şu varileri alan bazı arkadaşlar var. Sabah geldi onlar. Araba zaten doluydu. Almadan gittiler. Almadan gitti. Almadan gitti. Adamlar ya ufak araba gönderiyorlar. Ufacık bir tane araba. Sadece şunu zaten koca bir araba alması lazım. Şimdi bakın bunu gelsinler alsınlar. Akşamüstü bakın gene aynı. Kaç sefer de yaktılar. Gece burada adamlar araba evlerini boşaltıp gittiler. Bırakıp gittiler yani. Yakıyorlar işte bakın duvarlar simsiyah, buralar simsiyah. Şuradaki evdeki insanlar İtfaiye haber verdiler, geldiler. Belediyeyi arıyoruz, gelin şunları bir düzeltin, bir düzenleyin. Yok, hiçbir şey yok. Yapan yok, ilgilenen yok. Böyle hiçbir Konak Belediyesi hiçbir şey ilgilenmiyor. Yani nereye artık müracaat edeceğimizi biz de bilmiyoruz. Evet, şu anda Eşrefpaşa 541 numaralı sokağın sonundayız. Gördüğümüz gibi yanda yine çöpler var. Yine çöpler adeta sokaklara saçılmış durumda. Burası adeta hastalık saçıyor diyebiliriz. Vatandaşların sağlığını tehdit ediyor. Burada gördüğünüz gibi hemen hemen her köşe başında bu çöpleri görmek mümkün. Belediye ekipleri buna bir çözüm bulması gerekiyor. Vatandaşın sağlığını tehdit ediyor adeta burası. Görüntü olarak da çok kirli bir görüntü var.
hali hep böyle mi? Buranın ekseri hali böyle. Evet. Sokakların durumu hep böyle mi? Kirliliği çok. İşte arada bir böyle temizlikçiler geliyor, temizliyor ama yeterli değil yani. Şu anda gördüğümüz gibi sadece bir kişi çalışıyor. Bir kişi başa çıkabilir mi? Temizleyebilir mi burayı? Zor. Zor, evet. Yetkililere peki bu durum aktarılmadı mı hiç? Vallahi bilemiyorum, mutlaka haberleri vardır ama. Aktarılıyor da gelen giden yok, sadece çöpler olsa gene yok. Yollar, evler her taraf. Belediye bu işte, görüyorsun hali. Belediye görevini yapmıyor yani, ne bileyim ben işte. Gördüğümüz gibi her taraf pislik içinde. Zaten. İki mahalle ötede bir mahalleyi topluyor. Buraya es geçiyorlar yani, hiç almıyorlar bile. İşte bir tane adam göndermişler. Bir tane adam ne yapsın? Hangi birini? Orayı mı temizlesin, orayı mı temizlesin? Evet, onun işi de zor yani yalnız. Efendim kısa bir ara verdik ama konağın bakımsız sokaklarını, mahallelerini, çöplerini bunlara gösterdik. Pazartesi günden itibaren de Menemen gelecek. İlk önce Çiğli'yi gösterdik. Bornova, Buca, Konak, sıra Menemen'e geliyor. İzmir'in tüm ilçeleri var aslında. Özellikle gösterilmeyenler, saklananlar hep ekranlarınızda olacak. Şöyle bakalım mesajlara. Meryem Fidancı, merkez ilçe İzmir'in kalbi. Konak yakışmıyor bu görüntüler demiş. Hakikaten yakışmıyor. Evet, Karşıyaka'nın en ünlü erkek kuaförlerinden Yusuf Buke Budraç. Günaydın, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkürler, hayırlı işler dileriz Yusuf kardeş. Bülent Şengül, günaydınlar kardeşim. Hayırlı günler, iyi çalışmalar diliyorum. Çok teşekkürler Bülent Bey. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla inşallah güzel bir gün geçirirsiniz. Hayırlı işler dileriz size. Meryem Fidancı, günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Yetkililerin kulakları duymuyor, gözleri görmüyor. Sizlere duyardığınız için teşekkürler ediyoruz. Az sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi Bayram Kavuklarında bir çalışanda neler yapmış? Bayram Bey şu anda stüdyomuzda konuğumuz. Az sonra sohbet yapacağız. Siz göreceksiniz bakalım İzmir Büyükşehir Belediyesi neler yapmış, dinleyeceksiniz Bayram Bey'i. Cengiz Cansız, günaydın demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun Cengiz Bey. Seydi Polat, günaydın. Selda, günaydın Tosun demiş. Ne demek o? Hacı Muttalıp Demir, iyi yayınlar. Mehmet Bakır, günaydın, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Dursun Ustabaş, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Şöyle sohbetimize devam edeceğiz. Tülay Akkoç Yaman, günaydın, iyi yayınlar. Gerçekten görüntüler çok kötü demiş. Bugün Tülay Hanım erken yetişmiş programı izlemeye. Turgay Yokuş, günaydın Rıdvan Bey, iyi yayınlar. İzmirliler Konfederasyonu Başkanımız Sayın Turgay Yokuş'ta günaydınlar göndermiş. Bizden de saygılar ve sevgiler. Devam edelim. Şöyle Yeni Bakış gazetesine bir bakacağım. Sonra Bayram Kavun böyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında demokrasi mitinglerine katılan bir çalışanla hangi eziyetleri yapmış İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, Bayram Kavun'la sohbet yapacağız. Efendim Yeni Bakış gazetesi İzmir'in böyle güzel bir gazetesi. Ben de önümüzdeki günlerde böyle arasına bir köşe yazacağım Yeni Bakış gazetesinde. Alın okuyun, keyifli bir gazete bu arada. Evet, Egeli turizmcilere kredi müjdesi. İzmir Ticaret Borsası'nda Egeli turizmcilerle konuşan Türk Exim Bank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, turizmcilerin de ihracatçılar gibi 10 yıla kadar yatırım kredisi kullanabileceğini dile getirdi. Evet, önemli. Bence turizmciler de yatırım kredisi kullanabilmeli, yatırım yapabilmeli. Daha çok turisti Türkiye'ye çekmeliler ve döviz kazandırmalılar. Türkiye'de 40 milyon civarı yılda turist geliyor. Özellikle 2018 yaz sezonunda beklenen turist sayısı 45 milyon. Neden bu 100 milyon olmasın? Aslında bacasız sanayi, turizme çok önem vermemiz lazım. Tarıma çok önem vermemiz lazım. Bütün bunları da altyapısını kim gerçekleştirecek? Hükümet gerçekleştirecek. Evet, hem ekonomik hem de çevreci İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yol ve asfalt çalışmaları yürüten şirketi İzbeton. Evet, İzbeton devamlı beton döküyor Allah için. Köy yollarında bile beton var ama İzsu devamlı kazıyor. İzsu kapatmıyor. İzsu ile İzbeton arasında sıkıntı var bildiğim kadarıyla. Evet, Rotary'de yeni dönem başladı. Rotary 2440 Bölge Federasyonu'nun 2018-2019 dönem başkanı Alaaddin Demircioğlu olduğu, yeni dönem temasının ilham kaynağı olalım olduğunu belirten Demircioğlu, toplumun en küçük birimleriyle iletişime geçip bireylere dokunarak üretmeye çalışacağız diye konuştu. Rotary kulüpleri ve Lions kulüpleri. Özellikle bu kulüpler insanlara karşılıksız hizmet veren
gönüllülük esasıyla çaba sarf ederler. Para vermezler. Bakınız, para vermezler. Ama burs verirler. Para vermezler, hastane yaptırırlar. Para vermezler, vermezler. Birçok böyle ihtiyaçlar neyse, sağlık ocakları, hastaneler, ondan sonra çeşitli yatırımlar, bunların hepsini yapabilirler. Mesela Türk Göz Bankası, Türk Kalp Vakfı, ondan sonra daha birçok şeyler, kuruluşlar, sağlık kuruluşları, Altı Nokta Körler Derneği, Beyaz Baston, bütün bunlar bu tip kuruluşlar tarafından yapılmıştır. Otizme destek verirler. Bu tip sivil toplum kuruluşları, Rotary ve Lions kulüpleri hizmette güvenilir kuruluşlardır. Tabii ki biz Türk derneklerinin de özellikle Türkiye'de kurulan, kökü Türkiye'de olan derneklerin de bu tip böyle güzel hizmetler üretmesini istiyoruz gönülden. Tamamen kökü Amerika'da olan dernekler ama Türkiye'de üyelerin tamamı neredeyse Türk ve Türkiye'de hizmet üretiyorlar. İşte Rotary'de yeni dönem başlamış. 1 Temmuz'da da Lyons'ta yeni dönem başladı. Lyons kulüplerde 118'e yönetim çevresinde özellikle dönemler başlamış oldu. Evet, Buca'da çıkan yangın havadan görüntülendi. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Kamil Okay Sındır, Bergama ilçesi Kozak'ta Kozak'ın tehdit altında olduğundan bahsetti. Şehit Çubukçu'nun ismi yaşatılacak. Suriye'nin Afrin kentinde yapılan Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan tankçı teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun ismi Balçova'da parkta yaşatılacak. Evet, Yeni Bakış gazetesiyle devam ediyoruz. Az sonra Bayram Kavun'da sohbetimiz olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi neler yapmış, neler yapmamış ve nasıl insanları mağdur ediyor, bunları konuşacağız. Ege'li turizmciye kredi müjdesi çok güzel. ING Bank vergi öncesi karı 768 milyon liraymış. Siz açıklayın kendinizi bankalar. Faiz lobisi açıklayın. Öyle vatandaştan faizler alıyorsunuz ki bankalar. Yani vatandaş kazanıyor, size götürüyor. Şimdi vatandaşın para ihtiyacı var, şirketlerin gelip sizden kredi istiyorlar. Yok diyorsunuz, bin dereden su getiriyorsunuz. Yani bu reva mıdır ticarete? Her zaman gidip kapısında uyduğunuz işletmelere şimdi kredi vermiyorsunuz. İsyan üzerine isyan bankalara. Aslında bankalardan kredi alırken bin kez düşüneceksin. Almamak için çaba sarf edeceksin. Allah kimseyi bankaların eline düşürmesin. Öyle değil mi? Bu şekilde ele almamız gerekiyor. Efendim, İzmir Büyükşehir Belediyesi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde birçok insanlar var, çalışanlar var. Bazen kadro açmak için insanlara baskı kurarlar. Belediyeden uzaklaşsın diye elinden geleni yaparlar. Geçtiğimiz zamanlarda belediyenin önünde 100 gün açlık grevine giren Mahir Kılıç vardı. Mahir Kılıç çalışırken işten atıldığından bahsetti. Yanında 25 yıl çalışmış da yine işten çıkarılan, mazeresi çıkarılan insanlar vardı. Tazminatları ödenmesine rağmen. Ve bine yakın insanı İzmir Büyükşehir Belediyesi işten çıkardı. Yeni kadrolar açtı. Yerine kendisine yakın olanlar dolduruldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde bununla ilgili Mahir Kılıç'ı bir yazın takip edin. Onunla ilgili birçok kişi çıkacak ama Büyükşehir bununla da kalmadı. 15 Temmuz'da hain darbe girişiminde bulunan Fethullahçı terör örgütü ve Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Türkiye'yi işgal etme çalışmasında o tarihte ne yaptı toplum, vatandaş 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı dimdik durdu. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde hainler varken vatandaşlar asker gibi dikildi. Meydanları boş bırakmadılar. Bu bir vatandaşlık göreviydi. Hepimizin göreviydi. O tarihte meydanlara çıktık, hepimiz gece demokrasi nöbetlerine katıldık. İşte onlardan birisi de. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışırken mesaisinin dışında kalan zamanında uyumayarak gece demokrasi nöbetlerine katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde itfaiyeyle çalışan Bayram Kavun. Bayram Kavun'u dinleyeceğiz, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Rıhtan Bey. Bu fırsatı tanıdığınız için size teşekkür ediyorum. Sağ olun. Rica ediyorum. Şimdi şöyle baktığımız zaman İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin buna benzer birçok şeyleri var. Bunları evet. Takip ediyoruz. Biraz evvel ismini bahsettiğim Mahir Kılıç evet. Ve onun gibi 700-800 kişi hatta açlık grevleri. Evet. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde grev yapıyor bildiğim kadarıyla. Evet. Biz sizi bir dinleyelim. İzmir Büyükşehir Belediyesi böyle net konuşmalarla Büyükşehir Belediyesi'nin bir mağdurusunuz. Evet. İzmir Büyükşehir Belediyesi ilişkinizin bozulma aşamasından bugüne gelinen noktada neler yaşadınız? İsterseniz kameraya bir anlatın.
Rıdvan Bey, zamanımızın süresinin kısa olması nedeniyle tabii ben detaylara giremeden yüzeysel olarak anlatmaya çalışacağım. 2013 yılında İtfaiye Daire Başkanı Serdar Yücel'in değişmesiyle birlikte, atanmasıyla birlikte ve 2014 yılında seçimi tekrar İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP'nin kazanmasıyla birlikte mevcut müdürlerimiz kızağa çekildi. Yerlerine kendi devremiz olan meslektaşlarımızdan müdürler vekil olarak atandılar. Atandıktan sonra bunlar şahsım üzerine baskı kurdular, mobbing uyguladılar. 2,5-3 yıl içerisinde mobbing uyguladılar. Bürolardan kovdular. 11 kez 2013'ten 2018'in başına kadar 11 kez işim, yerim, görev yerim değiştirildi. Baskı yapmak 11 kez değiştirildi derken mesela ne yaptılar? Yani ilk başta size ne dediler de değiştirdiler? Şöyle söyleyeyim. Görevi devralan müdür olan vekil arkadaşımız Birol Haktanır arkadaşımız. Aynı zamanda benim meslektaşım devremdir. O zaman beni satın alma görevi yapıyordum. Görevimden aldılar. Alabilir, sıkıntı yok. Niye aldılar? Siyasi olarak aldılar. Siyasi hiçbir olarak aldılar. Şey yok. Siz yani, Cumhuriyet Halk Partisi'ni desteklemediğiniz için, partili olmadığınız için aynen mi oldu bu? Çünkü biliyorsunuz Recep Tayyip Erdoğan bir faktörü var Türkiye'de. Yıkamıyorlar bunu. Yıkamadıkları için de sürekli her gün orada siyaset yapıyorlardı. Biz de tabii ki diyorduk ki ya küfür etmeyin, niye yapıyorsunuz? İnsanlara biz sizin değerlerinize hakaret etmiyoruz. Siz de bizimkilerine hakaret etmeyin diyorduk. Çalışanlar genelde Cumhuriyet Halk Partili çalışanlar. Buna mı dikkat ediyorlar? Tabii yani şöyle söyleyeyim. Genelde sesi çıkan onlar. Evet. Yani, peki ilk görev yeri sizi nereden, nereye gönderdiler? İlk görev yeri işte satın almadan merkez itfaiyeden aldılar. Gruba sürmek, uzak bir belde gruba sürmek istediler. Fakat o dönemin genel sekreteri Pervin Hanım devreye soktuk biz sendika olarak. Sağ olsun o zaman geri adım attı Serdar Yücel. Dedi ki bayram nereye istiyorsun orayı verelim dediler. Ben dedim ki başkanım sıkıntı yok. Satın alma görevine ben döneceğinde bir gayem yok. Şeyim yok. Siz dedim uygun gördüğünüz bir yere verin dedim. Oto elektriğe verdiler. Oto elektrikten iş yoktu. İtfaiye dairesinde. İtfaiye içerisinde tabii. Evet, evet. Yani işte Pervin Hanım'ın tabii aramasıyla bu iş değişiyor yani evet, işin yönü evet değişiyor. Tabii daha sonra ben dedim ki burada boş boş oturuyorum. Ben aldığım parayı hak etmiyorum. Bana iş verin dedim. Müdürlerime söyledim. Müdürlerim de daire başkanı Serdar Yücel Bey'e söylediler. Serdar Bey dediler ki arşivi yapar mısın? Arşivdeki arşiv memurluğunu yapar mısınız? Yaparız dedik. İşte akaryakıtla ilgili sıkıntılar var. Bunun takiplerini yapar mısınız? Yaparız dedik. Karşıyaka'ya Naldöken İtfaiye Grubu'na gider misinizler? Gideriz dedik. Ve oraya gönderdiler. İkinci görevlendirmem orası oldu. İşte demin de ismini zikrettiğim Birol Haktanır müdür olduktan sonra. İsim genelde konuşmayalım olmaz mı? Cevap tamam, hakkında olmasın. Tamam. Doğsun evet efendim aslında. Yani bizim sıkıntımız yok. Çünkü biz onlarla hep mahkemelik arkadaşlarla. Yok yok şöyle de olmasın. Biz grup olarak yani onun da söylediklerini evet aktarmak. Tabii onlar da konuştunuz ama vereceğiz. Evet. Biz bu hakkı veriyoruz. Netice tabii itibariyle işte o arkadaş telefonla sürekli aradı. Sen ne iş yapıyorsun? İşte sen şimdiye kadar birilerinin sırtında yattın. Ben işte gereğini yapacağım gibi tehdit var. Telefonlar etti. Bunun üzerine biz kendisine dedi ki bana baltadan sopa gösterme. Gereğini yap. Yapacak sen müdürsün. Yani bir suçumuz varsa, şeyimiz görevimizde bir ihmalimiz varsa savunma iste. Savunmamızı üçüncü verelim. Üçüncü yer nereye gönderdiler? Oradan aldılar bu sefer. Karşıyaka itfaiye Naldöken'e aldılar. Menemen Seyrek itfaiyesine gönderdiler. Uzak biliyorsunuz. Ulaşımı zor. Ben Gazemir'de ikamet ediyorum. O zaman izban falan yok. Evet. Sıkıntı büyük. Oradan da aldılar. Ben dedim ki sağlık sorunlarım var. Koku kaybım var. Yani ben 3. postanın çavuş olarak sorumluluğunu vermişlerdi. Ben dedim ki bu görevi üstlenemem. Çünkü insanların canlarına, arkadaşlarımın canlarına risk atamam. Sorumluluk bende olur. Beni başka bir görevde değerlendirin dedik. Tabii bu arada sürgün amacıyla bu sefer aldılar. Hatta 20 gün izin verin dedim. Raporumu size takdim edeyim. Heyet raporumu getireyim dedim. Kabul etmediler, Urla'ya sürdüler. Tabii de Urla'ya gittiniz. Tabii, Urla'ya sürdüler. Oradan aldılar, bu sefer Urla'ya sürdüler. Amaç ne? İşte 3 tane vasıtayla değiştirerek gidiyorsun. 8-5 çalışıyorsun. Görevine zamanında yetişemiyorsun. Tutanak tutuyorlar, işlem yapıyorlar. Ve yani, disiplin cezası. Yani hem öyle yapacak hem de sen de check it yapıyorlar. Aynen, baskı evet işte yani. Mobbing anladım yani. Bunun diğer peki, bir adı bu mobbing. Urla'dan sonra ne oldu? Urla'dan sonra Gazemir'e çektiler. Yine daire başkanı Serdar Yücel kendisi aradı. Hukuk işlerinden uyarmışlar. Yani teftiş kurulu uyarmış. Alın bu arkadaşı oradan çekin demiş. Çünkü biz
Bu arada tabii bazı yerlere tabii idari davalar açtım. Tabii ki idari davalar açtım. Valilik makamına defalarca şikayette bulundum. Başkanlık makamına şikayet ettim Aziz Bey'e. Dedim ki bakın işte bunlar yapılıyor Aziz bize. Aziz Bey ne diyor peki bu konuda? Aziz Bey zaten şöyle söyleyeyim. Aziz Bey bu konularda hiç yardımcı olmuyor. Yani nasıl yardımcı olmuyor? Bırakın yardımcı olmayı. Aksine sizin susturulmanız için hukuk şeylerini, birimlerini devreye sokuyor. Orada zaten siz haklı olduğunuz halde haksız duruma düşürüyorlar. İşte 15 Temmuz hain darbesine katılmamızdaki olayda olduğu gibi işte soruşturma evrakları burada. Evet. Açmış bana tebligat geldi. Tebligat geldi. Dediler ki böyle böyle soruşturmanız var. Evet. Gittim teftiş kuruluna ifade verirken bu evrağı görünce dedim ki bu nedir ya dedim. Yani ben eğer hain FETÖ'ye karşı milletimin yanında, vatanımın yanında demokrasi mitingine katıldıysam bu soruşturma açanlar kime hizmet ediyor? Niye hizmet ediyor? Yoksa siz yani siz derken tabii ki Aziz Bey'i kastettim. Evet, mitinglere katıldığınızda aynen işte bakın burada zaten yazıyor efendim. Demokrasi mitingine. Evet. Yani aynen bunu bana soruyor. Niçin katıldınız? Yani evet. Böyle bir soru yönetilebilir mi? Yani tam tersi bir teşekkür vereceği var. Aynen. Sizi soruşturma başlıyorlar. Aynen. Çünkü bunu Gaziemir'den sonra ne oldu? Gaziemir'den sonra tekrar merkeze çektiler efendim. Çünkü müdür değişmişti. Evet. Bu sefer Bülent Tosun arkadaşımız, o da devremizdir. Onu atadılar. Birol Bey'i görevden aldılar. O arkadaşı atadılar. O arkadaş dedi ki işte hidrantları kontrol edeceksin. İşte ilimiz, ilçemizdeki hidrantları kontrol edeceksin. Size bir araç vereceğiz. Bir tane şoför tahsis edeceğiz. Bunları bize rapor edeceksiniz. Tamam dedim. Evet. Bu süreçte yerde ve göstermediler bize. İşte böyle beynel milel gelip gidiyoruz. 1,5-2 ay bu görevde kaldım. Her gün araç tahsis istedim. Araç vermediler. Görevimi yaptırmadılar. Onun ardından dediler ki daire başkanı dedi ki bu sefer de senin dedi araçların vize takip işini vereceğim dedi. Ne diyorsun Bayram Bey dedi. Dedim başkanım ben bugüne kadar size verdiğiniz görevlerle ilgili bir sıkıntım yok. İstediğiniz görevi verebilirsiniz. O kadar yer dolaştım dedi. Aynen ben dedim görev yaptığımı. Sizin gibi peki böyle yaptırım uyguladıkları var efendim. Bıktırma, var. Var. Bıktırmak için mobbing var efendim. Hareket ettikleri İşte bunlardan birisi var. Bunlardan birisi de Ahmet Yavaş arkadaşımızdır. Bu arkadaşımız ona da yapıyorlar bunu. Ona da şöyle söyleyeyim. İdarenin yok. O ayrı. O da vardı. Arkadaşım da katıldı. Ona yalnız bu konuda soruşturma açmadılar. Ona evet. Da şunun için yaptılar efendim. İşte Ahmet Bey çalışkan değil, iş yapmaz. Atılı bir insandır. O zaman bu arkadaşı işte buradan merkezden uzaklaştırın. Bölgeden uzaklaştırın. İşte çeşitli insanların tabii sebepleri yani. Sebepleri var tabii kendilerine göre. Evet. Ondan sonra bu görev yapmam için, araçlarımıza takip için yapmam için hortumane, tamirhane dediğimiz kısma bizi görevlendirdiler. Orası bizim araç ekipmanlarının ismi hortumane diye. Hortumane geçiyor. Tamirhane diye geçiyor. Niye hortumane? Ya orada tabii bizim bu yangın hortumlarının muhafaza edildiği, bakımlarının yapıldığı, bakımlarının yapıldığı, araçların, gereçlerin, el aletlerinin orada tamirlerinin yapıldığı. İşte evet. Canavarla herhangi bir kesme işlemlerinin yapıldığı. Ben idareye şunu söyledim. Tamam ben burada çalışırım ama burayı en azından şöyle bölelim. Saçla bir bölelim. Yani bakın burada insanlar canavarla iş yapıyor. Canavar taşı çalıştırıyorlar. Sen orada mı çalışıyorsun? Aynen. Aynen. Ne yapıyorsun orada sen? İşte araçların takip işini yapıyorum. Araçların vize takip işlerini yapıyorum. Yani diyelim ki itfaiyenin 300 tane aracı var. Bu araçların vize takip sorumluluğunu bana verdiler. Anladım. Yani vize günü geldi mi bu araçları vizeye götürüyorum. Sana orada bir masa verdiler. Aynen. Evet. Fakat ama sen de o canavarların arasında masan. Aynen. Oradan sıkıntı orada. Oradan çıkıyor sana geliyor. Aynen. Arkadaş orada motor çalıştırıyor. Egzoz gazı bana geliyor. Arkadaş orada işlem yapıyor. Klorakla şey yapıyorlar. Döküyorlar klorakları. Pislikler çıksın diye. O kokunun içinde ben yaşatıyorlar. Yani ne kadar sana böyle düşmanca davranmışlar? İşte bunun sıkıntıları bu. Yani biz efendim dik yani, durduk. Eğilmedik. Belediyeden mi git yoksa bu dünyayı terk et gibi? Yani aslında bir yerde sonuçta tabii ki aslında benim dedim ya heyet raporum koku kaybıdır. Yani ben koku hissetmiyorum. Şimdi affedersiniz. Siz koku neden bu duyunuzu neden kaybettiniz? Kokuyu onu, niye alamıyorsunuz? Bilemiyorum tabii. İtfaiye çalışırken bu sebeple mi? Bu sebeple hayır bu sebeple değil. Tabii bu sebebin ne olduğunu bilmiyorum. Neden kaybettiğimizi bilmiyoruz ama bunu Ege Üniversitesi'nin kulak burun servisi heyeti verdi bu raporu. Yani herhangi bir sıradan bir doktor raporu da değildir bu. Evet. Ve neticede koku hissetmeyen bir insanı siz kalkıyorsunuz egzoz gazlarının içerisine atıyorsunuz. Pisliğin içine atıyorsunuz. Sen diyorsunuz ne halin varsa gör. Oradaki arkadaşlar şunu söylüyordu gelen giden arkadaşım. Ya arkadaşlar senden ne istiyor bu insanlar?
Niye sana bunu yapıyorlar? Çünkü benim gibi karargah kısmında çalışan, 8-5 çalışan atıyorum 50 tane 100 tane arkadaşım var. Niye onlardan birini böyle görev vermiyorlar, sana veriyorlar? Veya yer mi yok? Onların gaye şu, dediler ki bizim yerimiz yok. Bakıyorsunuz yerimiz yok diyen insanlar diğer insanlara yer açıyor. Yeni insanlar işe alıyorlar peki? Yeni insanlar da geliyor belediyeden tabii, diğer birimlerden gelenler oluyor. İşte bizim kendi içimizdeki birim arkadaşlarından gelen arkadaşlara yer veriyorlar. Ama bana bir büroda yer vermiyor. Arkasından işte iş sağlığı güvenliği biriminde arkadaşa şikayet ettim. Dedim ki arkadaşım bakın biz burada bu ortamda çalıştırıyorlar. Doğru mudur? Yani bizim bir hakkımız var mıdır? Yoksa biz köle gibi çalışmaya mecbur muyuz burada dedim. Arkadaşım şunu söyledi. Ben dedi müdürle daire başkanına görüşeyim. Ondan sonra abi sana döneyim. Senin burada çalışma uygun değil dedi. İş sağlığı güvenliği birim arkadaşımız, evet, sorumlusu. Evet. Neticede bir iki hafta geçti. Dedim ki ne yaptın arkadaşım dedim. Ben dedi görüştüm. Bülent Bey'le. Dedi ki bana o itfaiyeri ben istediğim yerde çalıştırırım. Yani tepeden bakma, insanları hor görme. Oysa ki meslektaşım ve devrem. Yani böyle düşünmesi tabii bizi üzüyor. Peki ne oldu sonra? Orada siz Hortumhane'de bir masa, bir telefon, evet, bir kasa diyelim artık böyle. Evet. Şimdi orada koku duy organınızda çalışmıyor. Koku tabii yani hissedemiyorsunuz yani. Tehlikeyi hissetmiyorsunuz. Tehlike hissediyorsun. Ben dedim ki Rıdvan Bey burayı bölün. Yani bana en azından şöyle saçla burayı bölün. Bağımsız bir yer olsun. Bağımsız bir yer olsun. Sıkıntı yok. Yapmadılar. Ben yine, yok yapmadılar efendim. Peki yapalar ondan mı? Sonra başka yere ondan sonra mi? Aynen. İş sağlığı birimine şikayet ettim diye. Bu sefer ikinci kez Urla'ya sürdüler. İkinci kez sürdüler. 2015'te bir sürdüler. 2016'da tekrar sürdüler. Sırf şey bu. Yani sen bizden yer talep ediyorsun. Biz sana yer vermeyeceğiz. Defol git diyor adam. Evet. Ne halin varsa gör. Velhasılı kelam yine mahkemeye başvurmuştum. Birinci İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurdu. Bu vatandaş döndüm geriye. Çekmek zorunda kaldılar. Fakat işin garip tarafı o süreçte altıyorum 9 ay bir seneye yakın yine aynı yerde görevlendirdiler. Egzoz arasında. Aynen yine aynı yerde görevlendirdiler. Tabii benim 9-10 tane dilekçem var. Defalarca diyorum ki yer verin görevimi yapayım. Bu sefer en sonunda dediler ki araçlardan sorumlu birimimiz vardı. Oraya verdiler. Zeminde aynı işeden. Dedim ki bana bunu yazılı verin. Çünkü ben size davalıyım. Mobbing davası açmışım. Ben bunları belge olarak almam lazım ki haklılığımı ortaya koyayım. Aynen öyle. Evet. İş sağlığı biriminden belgeler burada. Evet. Doktor, belgeler doktorun var raporu yani. Tabii. Tabii. Doktorun raporu burada. Çalışması uygun değil diyor. İş güvenliği birimlerinin şikayetleri şeylerin burada. İş güvenliği uzmanının çalışamaz bu arkadaşı görev yerini değiştirdiği belgeler burada. Bunun üzerine yazılı emir isteyince, görevlendirme isteyince, orada görevlendirme isteyince başörlükle dediler ki bu sefer bir yazı daha yazdılar. Üst yazıyla tebliğ ettiler. İşte yerimiz orası dar. Zaten arkadaşlara yetmiyor orası. Sen bu işleri, görevi, hizmetini personelin toplandığı zaman işte mesai saatlerinin içerisinde görevinin dışında oturduğu, kalktığı lokalden bu görevlerini yaptılar. Allah Allah. Çok enteresan. Bayağı bir aynen baskı var. Yani buradaki peki, amaç arkadaşlarım içerisinde. Büyük şehirden gelebiliriz mi? Yani büyük şehirden ya. Bunu efendim defalarca yazdım. Aziz Bey'in pek kapısına gitmediniz. Aziz Bey'in kapısına varamıyorsunuz da. Genel sekreter niye bu emekli olan Erhan Bey. Erhan Bey iki kere çağırdı beni. İki sefer görüştüm. Büyükşehir Belediyesi'ne niye ulaşamıyorsunuz? Ulaşamıyorsunuz ancak. Niye seçimler genel ayağınıza gelmiyor bana oy onlar, verin onlar diye. O zaman gelir efendim de işleri bitince gelmezler. Netice itibariyle Erhan genel sekreterimiz yardımcımız Erhan Bey vardı. İki kez görüştüm. Bana dedi ki ne istiyorsun? Ben dedim başkanım bir şey istemiyorum. Siz benimle çalıştınız. Ben satın alma memurluğu yaparken aynı masada oturduk, aynı işte hizmet ettik vatan ve millet için. Ben bir şey istemiyorum. Ben sadece itfaiyede merkezde bir büroda görev almak istiyorum. Benim talebim bu. Dedi ki bu şeyde siz itfaiyede satın almada görevliyken falan herhangi bir soruşturma falan geçirmiyorsunuz. Hayır, kesinlikle. Yani orada da sicil zaten, temiz. Zaten mesele şu efendim. Sicil temiz. Tabii, orada. Temiz benim evet. Allah'a şükürler olsun. Yani orası biraz ekonomik yapısı olan, İşte aynen. Kontrol edilmesi halde olan. Yani orayı ele geçirmek için mi seni oradan i̇şte, uzaklaştırdın? İsterseniz onu da anlatayım size efendim. Anlatın isterseniz. Tabii çok şey. Önemli o konularda iftira attılar bize. Dediler ki eşinin firması var. İşte biz bayram kavunu aldık ki zarar görmesin. Çünkü başka bir müdürümüzü şikayet ettiğimde, mobbing yapıyor diye şikayet ettiğimde dedi ki ifadesinde işte bayram kavun
satın almacıydı. Ben burada müdür olunca, müdür olmadan önceki yangın denetim şube müdürlüğünün yani ruhsat takip işleri var. O işleri götürüyordu. Bayram Kav'ın eşinin firmasından sırtından burada malları götürüyordu. Bakın bir şey geliyor, bir yorum var. Diyor ki İnayet Karaoğlu, 15 Temmuz diyor mitinglere, demokrasi mitinglerine katılmayıp da diyor Gezi Parkı'na katılsaydı diyor hiçbir sorun olmazdı. Olmazdı, diyor. Aynen. Evet, onu söylüyor. Olmazdı çünkü tomalara su vermediler. Aliağa'da cezaevinde mi nerede yangın çıktı, araç göndermediler. Bakın bunlar çok önemli. Ama niye öyle oldu? Kapa diyorlar efendim, yani göndermiyor. Nerede bir yani baskı oluyor. Çünkü Üsttepe diyor ki göndermeyeceksin diyor. Gezi Parkı aşamasında. Gezi olayları aşamasında. Araçlarımız tomalara su vermedi. Zaten basında bunu yazdı. Evet evet. Özellikle tabii ki o tomalara su verilmedi. Ondan evet. Sonra. Daha sonra Aliağa'da bir sanıyorum isyan çıkmış. Aliağa itfaiyesi araç göndermemiş. Hatta, niye göndermiyorlar? Efendim işte sebep bu yani. Niye gönderdin? İnsan çıksın. Yani hükümeti düşürebilmek. Hükümeti şey yapmak. Amaç bu yani. Başka bir şey değil ki. Yani Büyükşehir Belediyesi siyasi mi? Aynen. Siyasi yani, davranıyor. Yani genel yönetim olarak hizmet üretmesi gerekirken bunu bir kenara koydu. Siyasi olarak hükümeti nasıl yıpratabiliriz diye tomalara su vermediğine, verilmediğine. Verilmediği gibi. Aynen. Evet, evet. Çünkü hatta bu Aliağa olayı soruşturma, valilik tarafından soruşturma yapıldı. Ama son aşama nedir bilmiyorum. Evet, peki. Devam yani neticede işte bu ortamda çalıştırdılar. Lokale gönderdiler. Lokalden işinin görevini yaptılar devlet memuruna. Yani böyle bir tarihte duyulmamış, görülmemiş bir hakaret bunlar aslında. İtfaiye müdürü. Kaç yıldır çalışıyorsunuz? Ben 93'te göreve başladım. 2018'in 7. ayının 16'sında artık yani 25 yıl bir firma evet, çalışmışsınız. Evet. Mecburiyetten çalışıyor. Yoksa dediğim gibi daha erken geçen sene. Peki, 2016 yılında. Ettiniz, baktınız mahkemelere gittiniz. Oraya gittiniz. Evet, buraya gittiniz. Her yere gittiniz. Evet. BİMER'e de münasebet ettiniz. BİMER'den de çok şikayetlerim var. BİMER'den genelde şikayetlerim kişisel değildir efendim. BİMER'deki şikayetlerim 118 tane araç alımında usulsüzlükler olduğunu gördüm. Çünkü ben dedim ya satın alma memurluğu yapmış. 14 yıl satın alma memurluğu yapmış. Bu konuda tecrübesi olan, birikim olan bir insanım. Yani şartnameyle araçların kabulünü bir araya koyduğum zaman, masanın üzerine koyduğum zaman burada neler yapılmış, neler yapılması neler gerektiğini mesela bilmiyorum. 118 mesela 118 tane araç alımında mesela, yani hemen, suistimaller var mı, neler mesela, var? Evet. Mesela 118 belgeli, mi bunlar? Belgeli tabii. Bakın. Evet. Şimdi 90 metrelik bir araç alınmış. Tabii bu 118 araçtan bir evveli, bir öncesi. Evet. 90 metrelik araç alınmış. Yurt dışında bu araç imalatı yapılmış. Ve meclisten karar almışlar. Demişler ki, yüklenici demiş ki, kardeşim benim aracım hazır, gelin kabulünü yapın. Evet. Bizim arkadaşlarımız da başkanlık olur alıyorlar, meclis kararı çıkarıyorlar. Ve bu arkadaşları, isimleri yazan arkadaşları görevlendiriyorlar. Meclis kararıyla harcaklarını veriyorlar. Yurt dışında bu aracın geçici kabulünü yapıp geliyorlar. Bakın bu olabiliyor mu yasal? Olamaz mı efendim? Teknik şartnamesi, sözleşmesi kamu ihale mevzuatına aykırı. Tabii. Yok böyle bir şey. Yani hiç çünkü sen özel madde koymuşsun. Demişsin ki ben bu aracın kabulünü işte yüklenici aracı bana teslim edecek. Tam çalışır vaziyette donanımlarla beraber teslim edecek. Yüklenici müracaatta bulunacak. Ondan sonra ben bunun geçici kabulünü yapacağım demişsin. Evet. Böyle madde koymuşsun. Ama bunu yurt dışına yapıp geliyorlar. Aynen. Bunu yurt... Bakın peki, ben iftira atmıyorum. İftira atmıyorum. Bakayım belgeler ben. Burada. Buyurun. Evet. Tamam siz devam edin. Ben şöyle bir göz atayım. Aynen. Ondan sonra 104 metrelik araç alımı var. Evet. Serdar Bey'in daire başkanı olduktan sonra. Merdivenli, bomblu ve vinçli evet. Kurtarma itfaiye 90 araçları. Metre araç. Evet. 90 evet. Metrelik araçtır efendim bu. Evet. Yani biz diyorlar ki yapmadık. Yurt dışına yapmadık. Belgeler öyle demiyor. Ya belgeler yalan söylüyor. Ya meclis yalan söylüyor. Ya da birileri yalan söylüyor. Evet. Ben belgeler üzerinden konuşuyorum Rıdvan Bey. İftira atmıyorum. Finlandiya'da yapılıyor. Aynen. Finlandiya'da. Yani, aynen. Finlandiya'da bakın zaten geçici kabul komisyonu oluşturulması. Gördüm. Görevlerin harcalarının verilmesi. Evet. Yani tatil yaptılar geldiler diyorsun. Efendim ben onu demek istemiyorum. Ben usulsüzlük evet. Yaptıklarını söylüyorum. Evet. Yasalara, yani mevzuatlara uymadıklarını karşı, söylüyorum. Yasaya karşı. Kamuyu zarara uğrattıklarını söylüyorum. Eğer arkadaşlar bu işi Türkiye'de yapmış olsaydı, atıyorum 5 kişi yurt dışına gitmiş, o zaman diyelim ki 5'er bin lira harcayarak almışlar, o devletin kasasında kalacaktı. Burada yüklenicinin menfaatine işler yapılıyor. Bakın çok önemli bir şey daha söyleyeyim. Mikrofonu düzeltir misin? Ses kapalı kalıyor. Düzeltelim. Kapanmış çünkü. Hadi şöyle. Şöyle mi efendim? 104 metrelik araç alımımız var. Tamam. Ara denetim komisyonu var. Tamam. Ara denetim komisyon başkanı da Serdar Yücel Bey. Tamam. Serdar Yücel Bey. Şöyle yapıyorlar efendim. Tabii ki ara denetime gitmede bir sıkıntı yok. Çünkü ara denetimin amacı imalat aşamasındaki aksaklıkları, kusurları görüp evet.
Hizmetin bir an evvel tamamlanmasını sağlamak. İsterseniz 10 kere gidin ara denetim için. Hiçbir sıkıntı yok. İmale süresinde. Anladım. Fakat burada ne oluyor? Yüklenici, arkadaşların yol masraflarını, uçak biletlerini, yemesini, içmesini neyse her şeyini karşılıyor. Yüklenici firma tüm giderleri karşılıyor. Ha, tüm giderleri yani karşılıyor. Tatifte bulunuyor. Onların adına uçak bilet alıyor. Onların adına rezervasyonlar yaptırıyor. Sonuçta yine teknik şartname, sözleşme uyulmayarak arkadaşlar yurt dışına çıkıyorlar. 104 metre aracın ara denetimi yapıp geliyorlar. Ben şikayet ediyorum. Diyorum ki, tabii bunu basına da Facebook sayfamdan paylaştığımdan dolayı evet. İki kınama, bir uyarı cezasıyla tehdit ediliyorum. Ceza alıyorum, disiplin ceza alıyorum. Diyor ki, sen olmayan bir şeyi dedikodu ürettin. Sen işte gittin Facebook'ta bir insanla şimdi dedikodu yazıştın. Üretmişsen tabii bunun hayır efendim dedikodu değil bakın. Evet. Bakın burada yüklenici diyor ki, ben diyor komisyon üyelerinin haberi olmadan bu işleri ben kendim yaptım diyor. Yani bu suçsa diyor benim suçum diyor. Fakat evet. Bizim idarede diyor ki şu aynı mı efendim bak burada yazıyor heyet üyeleri. Evet, evet. İdarede diyor ki hayır diyor biz diyor işlerin diyor bir an evvel yapılması ve yüklenicile diyor işte işbirliğinin sağlanabilmesi için yüklenici firma tüm giderlerin karşılandığını evet. Bahsetmiş. Evet. Yani ben yaptım diyor. Yani yüklenici evet, şeyin evet. Haberi yok diyor. Ben karşıladım. Oysa diyor. Ki bir bilet alabilmesi için TC kimlik şeyi lazım. Evet. İdarenin haberi olmadan bu olabilir mi? Bakın bu da idare diyor ki biz diyor izin verdik. Biz izin verdik diyor. Onay verdik. Yüklenici de diyor karşıla diyor. Ama diyor biz diyor döndükten sonra evet. İşte bunları diyor İade ettik firmaya diyor. Ya kardeşim sizin iade edip etmemeniz. Yani şöyle söyleyeyim ben koskoca 7,5 veya 8 milyar liralık bir bütçeye sahip İzmir Büyükşehir Belediyesi bu tip yerlere giderken kendi bütçesi harcağı yok muymuş? Var efendim. Yüklenici firma bunların hepsini karşılamış. Yani adrese teslim bir iş mi yani bunu mu iddia ediyorsun? Valla Rıdvan Bey ben iddia etmiyorum. Ben belgeler gene söylüyorum. Ben belgeler kamu üzerinden. Kamu iade kanununa uygun olmayan aynen. Bir şekilde bir gerçek aynen. İşte bu. Usulsüzlükler var burada. Ön kabulleri yurt dışına yapıldı mı geldi? Ön kabul diye bir şey yok efendim. Geçici kabul, bakın geçici ara denetim vardır. Evet. Geçici kabul vardır, kesin kabul vardır. İşte araçların, bu 118 araçların da geçici kabullerini genelde yurt dışında yapmışlar. Encümen kararları burada. Meclis evet. Kararları burada. Evet, evet. Yapmadık diyorlarsa çıkacaklar arkadaşlar. Bana İspatlayacaklar. Bu meclis evet, kararları. Evet. Velhasılı kelam. Mesela daha vahim bir şey söyleyeyim peki, size. Yargıya gitti. Gittim bu yargıya. Biz yargı hani, dedi, dur bana. Rıdvan Bey çok önemli bir konuya geldik. Mesela bu 118 araçtan 2,5 tonluk araçlar var. Tamam. 9 tane. 9 tane almış idare. Tamam. Fakat şartnamede diyor ki 1. En az Euro 5 metre olacak diyor. Bunlar Euro 6 motor alıyorlar. Eyvallah. Burada bir sıkıntı yok. Kamunun yararından millet alıyorlar. Daha güçlü alıyor. Olabilir. Çok güzel. Tamam. Fakat ikinci maddeye geliyor. Diyor ki şasi yüksekliği en az 23 santim olacak diyor. Yani net koymuşuz. Anladım. En az şasi yüksekliği yerden evet. 23 santim olacak diyor. Fakat araçlar geldiğinde baktık gördük ki kaç santim? 14 santim civarında. Hadi bilemediniz 15 santim olsun. Bakın biz, ben yaptım ölçtüm altına girdim. Hem de Serdar Yücel'in kendi şeyiyle şikayet edince sürekli bir merden. Sen dedi itfaiye çalışsın dedi. Bu işlerde bilen insansın. Git dedi bak o zaman dedi araçlara. Ben de izin aldım amirlerimden. Dedim ki böyle İzin buyurun. Vermişler yani. Ya artık kaçacak yeri kalmadı evet, yani. Çünkü sürekli vermişler. Üzerine gidiyorum. Evet. Bu hangi yıl gerçekleşti? 2016-2017 işte. Daha yeni, daha tabii. Yıl. Aynen. Gittim ölçtüm. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı 113 itfaiye aracı. 118 araçtan 9 tane 22 evet. Metrelik. Tamam. Şey, pardon. 2,5 tonluk dar alan itfaiye araçları. Evet. 2,5 tonluk dar alan itfaiye araçları. Ve tekrar yazı yazdım başkana. Dedim ki daire başkanım bakın bu araçlar ayıplı kabul edilmiş. 23 santim olması gereken şasi yüksekliği 14 santim civarında kabul edilmiş. Evet. Lütfen gereğini yapın. Yoksa sizden bu işin içindesiniz dedim. Evet. Bunun üzerine yine cevap verdi. Her şey mevzuata göre kabul edilmiştir dedi. Bu sefer başkanlık makamına, valilik makamına BİMER'den şikayet ettim. Oradan verdikleri, yalnız şurada sıkıntı şu. BİMER'in yaptığı şu efendim Rıdvan Bey. Alıyor sizin şikayetinizi. Büyükşehir valiliğe gönderiyor. Valilik de ilgili birimine gönderiyor. İlgili birim de iki satır yazı yazıyor, size gönderiyor. Tam bürokrasi. Tam bürokrasi. Evet. Ben dedim ki
Tekrar valilik makamına da şikayet ettim. Direkt valiyle görüşseydin. Görüştük ama o konuya giremedik. Başka bir mevzuda konuştuk. Oraya da geleceğim. Yani yeni İzmir valisi. Erol Bey'le görüştük. Teşekkür ediyorum. Hiç ummadığımız anda. Yani aslında biz belgelerle falan gitmedik oraya. Tesadüfen gidiyorduk. Ahmet Yavaş demiştim dedim. Biraz önce bahsettik. Baskı yapılan. Sayın valilik konuda iyiydi. Teşekkür ediyoruz vali beye. Evet. Gerçekten o konuda dinliyor. Yani, dinliyor. Evet. Ama bizim istediğimiz tabii ki ne yazık ki valinin atamış olduğu işte bürokrasiyi çalıştırma adına atayıp işte ön araştırma yapın deyip görevlendirdiği arkadaşlar bu dosyaları soruşturduğunda hiçbir şeyin olmadığını, her şeyin usulüne uygun olduğunu kararını verip sayın valimize de altında imzası var. Oysa ki usulüne uygundur o zaman. Efendim değil. Her iddiasına varım diyorum ki bakın ben. Yani bu 118 araç diyelim artık. İzmir evet. Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiyede almış olduğu bu araçlar. Evet. Kamu ihale kanununa uygun olmadığını bahsediyorsun. Aynen. Ve şartnamede şimdi, bahsedilen şeylere de araçların 9'unun gelmediğinden bahsediyorsun. Hayır geldi. Araçlarda sıkıntı yok. Hayır 9'unun diyorum. Şartname şartname uygun olmadığını. Aynen. 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 Yani bütün bunları ispatlayıp vermenize efendim rağmen, her şey belgeler var. Evet. İspatlamamıza rağmen peki, soruşturma. Soruşturma başkanlık makamı dedi ki bana Aziz Bey'in makamı. Evet. Efendim biz bunu dediler niye yaptık? Bir, şunun için yaptık. Kamu yararına yaptık. Kamu yararına, hizmetin gereği için o yaptık. O zaman suçu yok. Yani dedi, işte euro 5 yerine euro 6 aldık. Eyvallah al dedik, bizde orada bir sıkıntı yok diyoruz. Ama diyor, işte diyor 2007 yılında çıkan bir kanun var diyor. Yurt dışından ithal edilecek araçların şasi yüksekleri en az 18 santim olacaktır diyor madde. Madde. 2007'de çıkmış efendim bu kanun. Peki sen ihaleyi kaçta ihaleye çıkıyorsun? 2014 yılında. Yani 7 sene sonra çıktığın bir ihalede zaten hatalı çıkmışsın o zaman. Bu ihaleyi iptal etmen gerekiyordu. Yani ne zarar etti şey? İtfaiye kamunun ne zararı var efendim? Şimdi bu aracı fiyatlar kullanan konusunda fiyatların uygun olduğunu mu düşünüyorsunuz? Nasıl fiyatlarda ben değişik var? Fiyat mı konusuna girmek istemiyorum. Evet. Zaten 1 trilyon 200 milyar civarına alınmıştı o zamanki kur üzerinden. 1 milyar 200 milyon lira gibi bir rakam evet. Verildi. Bir, bir tanesi sadece 2,5 tonluk araçların. 1 milyon 200 bin lira. Evet, evet. Civarındaydı. Bir tanesinin maliyeti. Fakat buradaki sıkıntı şu. Bu araçlar altları yere yakın olduğu için arkadaşların her yere gidemez. Gidemez, giremez yani zaten. Giremez, ve arkadaşlara gidemez. Diyorlar ki yani biz onlardan duyuyoruz da biz o toplumun içinde yaşıyoruz. Ya araçta bir kaza olursa hasar verirsen senden alırız bunun parasını. Kime diyor? Kullanana diyor. Ha, aracı kullanana. Şoförüne diyor. Yani şimdi diyor ki garanti kapsamı dışına sokarım diyor. Dikkat et diyor vurmayacaksın bu aracı diyor. Peki bu arkadaş nasıl görev yapacak? Yani çeşmeye suya göndermeden testiyle testiyi kırma belki diye bir tokat atıp gönderiyor. Aynen. Yani burada kamunun yararı var mı efendim? Siz 13-20 santimi aşağı çekerek aracı yere vurup kamu zararına yani bu araç garanti kapsamı dışına çıkacak. Çünkü diyecek ki şoför hatası. Dikkat evet. Etseydin kardeşim diyecek. Neye vurdun diyecek. Ve garanti kapsamının dışına sokacak. Bu sefer ne olacak? Milletin cebinden bu araçların tamir için para gidecek. Peki devam edelim. Sonra neler oldu? Sonra Serdar Yücel Bey işte bu süreçte mesela benim Serdar Yücel kim? İtfaiye daire başkanımız önceki. Tamam, şu an önceki. O da görevden alındı. Tamam. Yeni görevden alındı. Tamam. Beni Basmane'de önümü kesti. Kim? Makam aracından inerek önümü kesti. İtfaiye daire başkanı. İtfaiye daire başkanı. Basmane'de aynen. Ben göreve gidiyorduk. Araçtan indim. Dedim ki arkadaşlar siz gide durun. Nasıl kesti? Siz yürüyerek mi gidiyordunuz? Ben işte Basmane Feyzi Paşa bulvarında gelip Basmane'de Büyükşehir'e doğru gidiyorduk. Büyükşehir'e doğru gidiyorduk. Orada ben indim, Garanti Bankası'nın şeyinden bir para çekeyim dedim. Arkadaşlar siz gidin durun, ben arkanızdan gelirim dedim, otobüste gelirim dedim. İndim, iki adım attım. Tam o Garanti Bankası'nın önündeki kavşakta, sokağın 1362 ile Feyzi Paşa'nın tam kesiştiği noktada indi önüme, sen dedi ne arıyorsun burada dedi. Kimden izin aldın geldin diyerekten böyle tehditvari bir... Mesai saatleri içinde mi? Ama bakın saat 1'e 1 falan vardı. Evet. Yani 1'e 1 falan vardı, yemek saati molası sırasında. Ama biz göreve çıktık yani. Burada bir kamu hizmetinden kaçmıyoruz. Yani gidelim işimizi yapalım. Geri döneceğiz yani neticede. Evet, o iş bizim. Önünüzü kesti. Ya siz dedi ne arıyorsunuz burada dedi. Kimden izin aldınız falan diyerekten böyle hakaretle bulundu. Ben dedim ki efendim devletin arabasıyla geldik biz. Bakın araba devam ediyor. Herhalde dedim bu araba çıkarken oradan şeye çıkmaz. İzinsiz çıkmaz. Orada kapıda yazıyorlar. Nereye gidiyorsunuz diye soruyorlar. İzni ver. Amirin var. Söylüyoruz arkadaşlara. Varsa bir şeyiniz dedim, amirinize sorun. Kamunun malını özel kullanmadınız değil mi? Hayır efendim, ben özel kullanmam. Esas evet. Özel kullanan kendileri ve kullandıran kendileri. Madem ki çok güzel bir konuya değindiniz Rıdvan Bey.
Serdar Yücel'in döneminde yaklaşık 30 tane 4x4 dediğimiz yani arazi araçları amir, er, arkadaşlarımızın altına verilmiş. Niye biz verilmiş onlar? Evine gelip gitmek için. Ve Aziz Bey bu konuda çok hassas. Efendim yazılarım var. Ve Serdar Yücel dedi ki Aziz Bey'in buyurun oluru var dedi. Bu araçların, bu arkadaşların kullanmasına biz olur istedik. Aziz Bey de verdi dedi. Ben hepsini şikayet ettim efendim. BİMER'den şikayetlerim var. Hepsini şikayet ettiniz ama. Hepsi var. Kamunun malını kendi özel malları gibi kullanıyor. Aynen. Diye. Dedim ki taşıt kanununa göre. Peki bu kara... cezadan oldu mu? Olmadı. Hayır. Ne ceza alan ben oluyorum efendim. Onlar olmuyor ki. Taşıt kanununa göre yani bu sorumluluk. Yani devlete de şikayet etseniz devlet de ilgilenmiyor. İlgilenmiyor. Valiye şikayet ettiniz. Valiye ilgilenmedi. Rıdvan Bey taşıt konusu zaten valinin şeyinde sorumluluğuna vermişler. Cezayı zaten valilik alır diyor. Yani evet. Diyor ki kanun valiliğe atmış şeyi suçu. Tabii. Ya sen yapacaksın diyor. Takip edeceksin diyor. Evet. Bu şey senin diyor. Ve bununla ilgili yazılar yazdım. Şikayetlerde bulundum. Mesela size söyleyeyim. Urla iki kere göre alındı. Evet. 2015 ve 2016 yıllarında. Evet. Dedim ki ben burada görevimi yaparım. Bakın merkezden iki tane araç geliyor buraya. Bir, evet. Yapı denetimin aracı geliyor. İki, amirinizin altına bir tane araba verdiniz. Her sabah akşam bu araçla gelip gidiyor. Ben de bu araçlara bineyim geleyim gideyim, görevimi seve seve yapayım dedim. Hayır dediler, sana araç vermiyoruz, tahsis etmiyoruz, yani sen onlara binemezsin dediler. Ne yazık ki bu araçlarla aynı zamanda Urla'dan Mordoğan'a, Çeşme'ye, Karaburun'a servis yapıyorlardı. Bakın beni bindirtmiyorlar. Ne servisi yapıyorlar? Personel servisi, görev değişimi. Efendim yasal değil veya değil ben bilemiyorum. Yani yasal. Şöyle söyleyeyim. Yasalsa yasal. Hayır, değilse onu söyle. Şunu söylüyorum. Ayrımcılık yapıyorsunuz başta siz. Ayrımcılık yapıyorlar. Yani hizmetin gereği çünkü diyelim standart. Ki evet hizmetin evet. Gereği ki belki zaman süreç meselesi yetişmesi açısından hani çünkü ben Urla'dan gidiyorum. Amir de Uzundere'den gidiyor. Ben diyorum ki bu araç Yeni Çamlık İtfaiye Grubu'nda duruyor. Yani devletin malı deniz zemeye şey mi olmuş? Bizden esir yedikleri devletin malını, denizini kullanıyorlar. Kullanıyorlar, kullandırdılar. Mesela çok önemli bir şey söyleyeyim. Bunlar haberi yok mu? Var efendim. Sen Aziz aslında bu konuda hassas değil. Var efendim, var diyorum bakın Rıdvan Bey. Var. Mesela yaz işlerinde... Aziz Bey'in haberi var mı bundan? Var efendim, yazılarım var. Başkanlık makamına şikayetlerim var. Olmaz olur mu? Peki Sayın Aziz Kocaoğlu hiç mi soruşturma açmadı? Açmıyor hep teftiş kuruluna. Havale ediyorlar dosyayı. Teftiş kurulda soruşturma yapıyor. Kendisi... Allah'a emanet biliyorsun. Allah'a emanet. Mesela yaz işlerinde çalışan bir personelimiz. Bu arkadaş... Diyorum ki bu arkadaşın görev ne? Yaz işlerinde bir memur ya. Benim gibi bir memur. Evet. Altına 4x4 araç veriyorsun. Evine gelip gidiyor. Sordum da diyor ki cevap verdiler. Yani. Bakın Rıdvan evet. Bey bu konuda. Dediler ki bu arkadaş bizim adımıza işte ihale dosyalarında çalışıyor. Yani araçların kabulleri var, şeyler var. İşte bu arkadaş ne zaman gelip gittiği belli olmuyor. Sabah 11'de işe geliyor diyelim ki. 8'de gelmesi gerekirken, 9'da gelmesi gerekirken. Saat 11'de 12'de işe geliyor. Akşam da geç gidiyor işte saat 10 için bu araçla gelip gidiyor evine diyor. Böyle bir şey yok yasalarımızda. Peki başka neler var söylemek istedim, anlatmak istedim. Anlatmak istedim. Aynen. Evet. Aynen. İşte netice itibariyle çok önemli bir konu daha söyleyeyim. Lütfen. 3,5 tonluk araç alımlarımızda dedim ki Sayın Başkan bu aracın kazanlarını, o araçların kazanları patladığını duydum. İtfaiye kazanlarından 3,5 tonluk araçların evet. Katmercilerden alınan araçların kazanların patladığını duydum. Çünkü ben artık sağa sola sürdükleri için. Vardır onun. Yani katmercilerde zor. Mesele o değil efendim. Tabii, tabii. Mesele o değil. Garanti her şeyi bitirmiyor. Evet. Mesele neyi nasıl kabul ettiğin de önemli. Öyle mi? Tamam. Tabii ki. Evet. Şimdi ben size şunu. Firma ismi vermeyelim, isim vermeyelim. Tamam. Öyle yapalım. Ha. Tamam. Netice itibariyle ben sürgünden döndüğümde 3,5 evet. Tonlu itfaiye araçlarının kazanlarında Patlamalar olduğunu duydum. Düzeltelim. İşte görevlendirmeler yapıldığı için ben evet. Her şeyi o anda göremiyorum, duyamıyorum. Ben bu mevzuyu duyunca dedim ki Sayın Başkan, BİMER'den sordum. Dedim ki bu 3,5 tonluk araçlarda dedim şu iki maddesini nasıl kabulünü yaptınız? Yani uygun madde? Mu? İki madde şuydu. Bir, orada da şase yüksekliği. İki, bu araçların biz demiştik ki şartnamesinde işte krom çelik olacak kazanları veya poliüretan malzemeden olacak. Neden yapmışlar peki? Bu iki maddeye uygun olarak mı kabullerini yaptınız dedim. Bu konuda bilgi talebinde peki, bulundum. Peki ne geldi? Dediler ki buyurun gelen cevap şu. Ve adıma yazılıp itfaiye çavuşu Bayram Kavun olarak adıma yazılan evet. Yazı. Evet diyor ki şube müdürümüzün ihtiyacına binaen satın alan 3,5 ton su kapasitesi dar alan itfaiye aracı ile ilgili de bilgi talep edilmektedir.
teknik şartnamaya girerseniz görürsünüz demiş. Böyle bir cevap olabilir mi? Evet evet, bu şekilde. İşte cevap bunun var. Üzerine Rıdvan Bey, bu konu üzerine... Demek ki o zaman şöyle bir dakika, teknik şartnamede ne anlaşılmışsa onu yapmış adamlar. Bakın siz diyor gidip... Hayır, diyor ki bahsettiğim araçların tamamı teknik şartlamaya belirtilen özellikler olup ECAP sistemine girmeniz halinde bilgi erişimi yapılabilir. Şimdi ECAP sisteminde ECAP sisteminde şartname olur. Evet. Kimde kaldığı, kaç paraya maliyet olduğu kalır. Bakalım. Yoksa senin idari olarak bu aracı lastiksiz mi aldın yoksa işte kazansız mı aldın, ECAP sisteminde olmaz. Bana bu talihsiz cevabı veriyorsun daire evet, başkanı vekil olarak. Ne oldu? Arkasından olmuş. Ben dedim ki verdiğiniz cevap doğru bir cevap değildir. ECAP sisteminde bunlar olmaz. Ben bu bilgiyi tekrar istiyorum dedim. Ne oldu peki? Geldi mi tekrar? Geldi efendim. Ne oldu biliyor musunuz? Üçüncü defa yazdım veya dördüncü defa yazdım cevap talebinde. Dediler ki valilik makamına Serdar Yücel daire başkanımız yazıyor. Diyor ki günümüz koşullarında olağanüstü hal var. İşte biz diyor stratejik bölgede görev yapıyoruz. Ve diyor kamu kurumları bombalanıyor diyor. Bu vatandaş diyor ismini gizleyen vatandaş diyor. Israrla diyor aracın teknik bilgilerini istiyor diyor. Ben aracın teknik bilgilerini falan istemiyorum. Bakın yine olayı çarpılıyor. Teknik evet. Bilgiler istiyor diyor. Bunun diyor ne amaçla istediğini diyor. Soruşturulması için diyor ilgili emniyet birimlerince de gereğini yapın diyor efendim. Yapıldı diyor. Mı emniyet birimlerinde size gereği yaptılar? İşte abi. Allah'a şükür ona fırsat vermedim ben. Evet, bu yazı akşam sisteme düştüğü an ben gördüm. Hemen sabahsı koştum Cumhuriyet Savcılığına. Dedim ki efendim benim bu konuda bilgi talebimin şeyinin karşında bunu yazmışlar. Ben kimliğimi izlemedim. Ben bütün yazışmalarım açıktır, alenendir ve işte gördüğünüz gibi aynı konuda adıma yazı var. Evet. Bunlar bana iftira atıyorlar. Beni işte bu kaos ortamında işte olağanüstü halini biliyoruz. İnsanların evet. Yani Allah korusun evinden alıp kaos gibi kullanmak isteyenler. Aynen. Kendi evet. Menfaatlerine evet. Kullanıp bizi mağdur etmeye çalıştılar. Evet. Arkasından ve sonra ne yaptınız? Anında siz? Gittim ve durdurdum efendim bunu. Onu durdurdunuz, onu anladım. Sonra siz son yeriniz İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye İdaresi'nde mi bitirdiniz? Hayır, bitiremedim maalesef. Peki ne maalesef yaptınız? Toplayalım isterseniz. Dedim ya Rıdvan Bey, lokalden görevini yaptılar. Biz evet. Dedik ki ya böyle şey olmaz. Bu arada sana yine hala susmuyorsun, çok konuşuyorsun dediler. İtfaiye çavuşluk rütbemi elimden aldılar. Bakın. Evet, itfaiye çavuşu rütbeni evet. Elinden aldılar. Dedim ki bu şeyi kabul etmiyorum. Ben hırsız değilim, ben arsız değilim ve kamuya herhangi bir zararım olmamış. Sizin yaptığınız şey doğru değil dedim. Arkasından dediler ki sen işte cezalar aldın, disiplin cezalar aldın. Demin söyledim size disiplin cezası 3 tanesi zaten. O 104 metrelik araçlar gibi. O gerekçeyi aldılar. Ha. Evet. Dediler ki bundan dolayı sana bu şey sen layık değilsin itfaiye çavuşuna. Sen dediler alıyoruz görevden, çavuşundan alıyoruz. Ve sonra ne yaptınız? Ne yaptılar? Oldunuz. Hayır, ondan sonra bana haber geldi. Bülent Tosun, itfaiye müdürü haber gönderdi. Tabii zaten sık sık bana şunu diyorlardı. Yani sus, konuşma, istediğin yere git, verelim sana, yeter ki sus. Sonra itfaiye müdürü yine haber gönderiyor bana. Diyor ki bayramı diyor, işten atacaklar diyor. Bak diyor, işten atılacak bayram diyor. Tazminatını şey yapacaklar diyor. Gelsin. Göndereyim onu bir gruba, grupta dursun. Ben dedim ki o zaman arkadaşlar, ben bugüne kadar namusumla şerefimle çalıştım. Hiç kimseden bir şeyim yok. Zaten o süreçte dosyalarımı didik didik yaptılar bizim. Yani sonra bizim dosyalara. Sonra ne yaptınız, emeklilik mi istediniz? Ondan sonra şöyle söyleyeyim Rıdvan Bey, bağlıyorum zaten. Arkadaşa şunu söyledim, git müdürüme söyle, elinden geleni, gereğini yapsın. Ben dedim hiçbir yere gitmiyorum, gönderebiliyorlarsa kendileri göndersinler. Ben bu kadar süreç yaşamışım, bu kadar şey yapmışım, şimdi kusura bakmasın dedim gitmiyorum. Arkasından 112 çağrı merkezine görevlendirdiler. Valinin yeni oluşturmaya çalıştığı, işte 110 itfaiyenin, jandarmanın, polisin, bütün şeyin bir yerde toplanacak olan 112 çağrı merkezinde görevlendirdiler. Ve bu süreçte tabii 15 kişiye eğitim aldırdılar. Evet. İşin garip tarafı eğitim aldırdıkları, işte evet. Eğitim aldıkları arkadaşları göndermek yerine benim gibi problemli gördükleri kendilerine göre insanları buraya gönderdiler. Ben buna da itiraz ettim ve dava da açtım. Dava devam ediyor tabii. Neticede bir gün geldim daireme. Dedim ki ben aynı zamanda bu süreçte BEMSEN Genel Merkezi'ni kurduk. Ve BEMSEN Genel Başkanlığı'na görevim vardı. Sendikacıyım. Yani memur sendikası. Memur sendikası. Bununla ilgili bir evram vardı. Yine yanımda Ahmet Yavaş vardı. O süreçte arkadaşlardan bu bilgi talebini beklerken müdür bey geldi. Burada dedi oturamazsınız. Çıkın dışarı dedi. Dedim ki biz burada oturmaya gelmedik. Biz
evrağımız var. Onun akıbetini sormaya, öğrenmeye geldik. Dedi burada gizli evraklar var, özel evraklar var dedi. Ben dedim o zaman ben hırsız değilim. Siz ne demek istiyorsunuz dedim. Ondan sonra hemen orada daire başkanı vardı, yeni atanan daire başkanı. Dedim ki başkanım, bakın müdürünüz ne söylüyor. Ben buranın personeliyim, beni buradan kovuyor, kovalıyor. Yani olay tamamen bir gerginlik haline gelmiş, bir resmi gelmiş. Ve o gün işin garip tarafı, siz o gün aynı zamanda... Siz konumunda görmüşler sizi artık. Aynen, aynen. Onun üzerine ne efendim, işte netice itibariyle dedik ki artık süreç, onlar da bize şu an mesela hakaret etti diye, makam hakaret diyor, dava açtı. Bülent Tosun. İşte Serdar Yücel bana iftira attı efendim dedi. Yani ben dedi Bayram Kavun'a ayrımcılık falan yapmadım dedi. Hiçbir şey yapmadım dedi. Yalan söylüyor bari dedi. Ve işte valilik makamının yapmış olduğu bu ön incelemelerde bunları ben dava açtım bunlara. Dedim ki bunlar böyle böyle işler yapıyor. Bunlar suçludur. Buna gereğini yapın dedim Cumhuriyet Savcılığı'na. Cumhuriyet Savcılığı da tabii valilik makamından izin istiyor. Valilik makamı da yaptır diyor araştırmada. Hayır diyor. Bu anların diyor, soruşturmasına gerek yoktur diyor. Her şey diyor. İşte bu görevlendirmeler uygundur diyor. Sadece görevlendirme değil ki. İtfaiyede birileri alenen korunuyor. Evet. Sen 5 dakika geç kaldın diye sana işlem yapan amir kimisi öğleden sonra çekip gidiyor. Kimisi sabah 10'da geliyor, akşam 3'te gidiyor. Her gün bunlar oluyor. Evli çalışmalar var. Aynen gözümüzün önünde oluyor. Peki, onlara işlem yapamıyorlar. Emekliliğe artık dedik ki demek ki yani bizim başımız belaya girecek. Bana tehdit ediyor hala orada itfaiye müdürü. Daha diyor sana diyor tazminat davalar açacağım diyor. Dur diyor daha diyor seni mahvedeceğim diyor. Ben dedim ki o zaman haklısın dedim. Böyle şahit arkadaşlarla, yalan şahit arkadaşlarla olduktan sonra... Dayanamadınız. Dayanamadık artık dedik ya. Aynen. Emekli olmak zorunda kaldım. Benim 12 yılımı çaldılar. Paramı çaldılar. Bu nedenle. Çünkü erken emeklilik demek bizim aşağıya yukarı 5000 küsür lira alırken şimdi 2000-2500 lira civarında bir maaş bağlanacak. Yani ekonomik kayıplarımız olacak. Sıkıntılar yaşayacağız. Allah'a havale ediyorum. Yani şimdi bir süreç yaşamışsınız. İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine evet. Özellikle bir mücadele ve aynı zamanda 15 Temmuz hain darbe girişiminde demokrasi mitinglerine evet. Geldiğiniz zaman da gördüm zaten. Katıldığınız için de bir soruşturma yaşamışsınız. Bu bir süreç olmuş. Artık bardağa taşıran son damla da siz artık yeter demişsiniz. Mücadeleye aynen. Devam. Aynen. Ama artık emekli olayım demiş. Aynen. Tercihinizi yapmışsınız. Ben, biz de size geçmiş olsun diliyoruz. Lütfen Bey tek bir şey daha söyleyeyim. Lütfen. Sözünüzü kapatmadan. Mesela yeni genel sekreterimiz Tuğra Bey, Buğra Bey özür dilerim. Buğra Bey göreve devri aldı. Hemen yazdım özelinden. Dedim evet. Ki Buğra Bey bakın itfaiyede şu 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 işler oluyor. Bu 118 tane aracı alımında şunlarda böyle işlemler yapılmıştır. Ben sizin devletin memuruyum. Sizin memurunuzum. Sen benim amirim konumdasın. Eğer ben size bunu çağırın beni ispatlayamazsam gereğini yapın dedim. Bana dönüş yapmadılar. Genel evet. Sekreter bu İzmir'in genel sekreteri, belediye resmi başkanı. Resmi yazı gönderdim o zaman. Aynen. Resmi yazı gönderdim. Evet çok teşekkür ediyoruz Bayram Bey. Biz teşekkür ediyoruz sağ olun. Yüreğinizde böyle yaşadığınız sağ olun. Tabii biz bu mücadelemizin için veriyoruz onu da söyleyeyim. Sadece Bayram Kavun şahsı için vermiyor bu mücadeleyi. Tabii kendiniz için değil. Bir örnek milletin olsun. Evet. Hakkı hukuku için de veriyorum. Yazık günah. Evet. O kadar şeyi çöpe atmasınlar. Evet, doğru ben teşekkür ediyorum. Biz de geçmiş çok sağ olun. Olsun diliyoruz. Çok sağ olun. Emeklilik yaşamınızda başarılar, huzurlu. Allah mutlu, Allah utandırmasın inşallah. Çocuklarınızda, Allah ailenizde, olsun. Çevrenizde, dostlarınızda barış içerisinde inşallah. Huzurlu bir şekilde yaşama teşekkür devam edersiniz. Çok sağ olasınız. Yani vatana, millete, demokrasi konusunda katkılarınızla devam eder inşallah. İnşallah. Peki, biz vatan seven insanız efendim. Bizim evet. Terörist evet. Işimiz olmaz. Hani evet. Dediği gibi bombalayacak evet. Burayı dediği gibi bizim evet. Maalesef öyle şeyimiz evet. Olmaz. Evet. Değerli izleyiciler, şöyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışırken, itfaiyede çalışırken, aynı zamanda itfaiyede alımlarda kamu ihale kanununa aykırı bir takım alımların olduğundan bahsetti. Ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Aziz Kocaoğlu'na defalarca konuyu götürmesine rağmen duyarsız kalındığı ve birçok konuda iddia ettiği konularında özellikle elinde belgelerle stüdyomuza geldi. Biz de tabii ki Kanal İzmir Televizyonu olarak, vatandaşın sesi olarak sokaklarda özellikle belediyelerin yapmış olduğu çalışmalar dışında yapmadıklarını gösteren bir televizyon kuruluşu olarak bu duyarlılıkla Bayram Kavun'u stüdyomuza canlı yayına aldık ve tabii ki sorularımıza cevap verdi. Şimdi gazete manşetleri okumaya devam edeceğim. Sadece bir dakikalık bir aramız var. Reklamlar alıyoruz bir dakika. Bir dakikadan sonra yayına devam ediyoruz. Hayata dair ne varsa Kanal İzmir TV'de. Kanal İzmir TV hedef kitlesi olarak 7'den 70'e her yaş grubuna hitap ediyor.
Kanal İzmir TV, projeleri özgün ve kaliteli prodüksiyonlar, güçlü kurgu ve senaryolarla izleyicilerle buluşturuyor. Seçimlerde tüm adayların sesi olacak ve siyasi gözlemleri yine Kanal İzmir TV'den takip edeceksiniz. Birbirinden önemli konu ve konuklarla yapılan programlarla ses getiren Kanal İzmir TV, İzmir'in tüm sokaklarında mikrofonunu uzatıyor, vatandaş ne diyor diye soruyor. Kanal İzmir TV'nin 0536 966 3444 numaralı WhatsApp ihbar hattından bizleri arayabilir ve çevrenizde yaşadığınız sorunların video görüntülerini atabilir ve Kanal İzmir TV ve İzmir Haber Merkezi haber sitesinde yayınlanmasını sağlayabilirsiniz. İnternetin olduğu her yerde, mobil uygulamalar ve bilgisayarlarınızda yayındayız. Burası Kanal İzmir TV. Hayata dair ne varsa Kanal İzmir TV'de. Kanal İzmir TV, hedef kitlesi olarak 7'den 70'e her yaş grubuna hitap ediyor. Kanal İzmir TV, projeleri özgün ve kaliteli prodüksiyonlar, güçlü kurgu ve senaryolarla izleyicilerle buluşturuyor. Seçimlerde tüm adayların sesi olacak ve siyasi gözlemleri yine Kanal İzmir TV'den takip edeceksiniz. Birbirinden önemli konu ve konuklarla yapılan programlarla ses getiren Kanal İzmir TV, İzmir'in tüm sokaklarında mikrofonunu uzatıyor, vatandaş ne diyor diye soruyor. Kanal İzmir TV'nin 0536 966 3444 numaralı WhatsApp ihbar hattından bizleri arayabilir ve çevrenizde yaşadığınız sorunların video görüntülerini atabilir ve Kanal İzmir TV ve İzmir Haber Merkezi haber sitesinde yayınlanmasını sağlayabilirsiniz. İnternetin olduğu her yerde, mobil uygulamalar ve bilgisayarlarınızda yayındayız. Burası... Efendim, evet, Bayram Kavun konuğumuzdu. Büyükşehir Belediyesi'nde özellikle çalıştığı süreçte mobbing ve bir takım yaptırımlarla 8-10 yere gönderilen ve sonuçta da pes edip emeklilik yapan Bayram Kavun'la sohbetimiz vardı. Şimdi gazete manşetlerini okumaya devam ediyoruz. Yeni Asır gazetesindeyiz ama ilk önce mesajlar var, bir okuyalım. Evet, Fatma Akgün günaydın, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum, sağ olasın. Namık Şimşek iyi yayınlar, çok teşekkürler. Devam ediyoruz. Mehmet Özkan merhaba demiş. İnayet Karaoğlu hayırlı yayınlar Rıdvan Bey. Mustafa Karataş selam Rıdvan Bey, başarılar diliyorum. İyi yayınlar. 57 nolu otobüs altından konağa uzatılsın. Altında halkı 8 mahalleyle beraber mağdur. Yazık, ne zaman duyacaksınız? Bizi çok önemli bir şey istemiyoruz. Halkın sesini duymak istemiyorsan yeter artık demiş. Ve buradan da diyorum, Büyükşehir'e dilekçe verin diyorum ama onunla ilgili cevap vermiyorsun Mustafa Bey. Evet, şöyle bakıyoruz. Buse Kaya günaydınlar, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkürler. Evet, sesiniz geliyor gelmiyor mu şekliyle bir yorum yapılmış. Sesim herhalde geliyordur. Cengiz Cansız, Rıdvan Bey bu ne ya demiş. Eğer gerçekten tarafsızsan AKP tahribatını da göstermelisin. Vallahi Cengiz Bey varsa siz de getirin, oturun, konuşun. Yani buradan beni eleştirerek bir şey elde edemezsiniz. Eleştirmeye açayım ben ama yani varsa bir şey getirin, konuşurum, fark etmez yani. Kimin olduğu önemli değil. Bana gelsin konu. Tamam? Yani tarafsızsınız. Onu bir daha sorgulamayın. Geçen de aynı şekilde bir şey yaptınız. Ben cevap vermedim size. Onun için geçenki üslubunuzu da beğenmemiştim. Bu arada bunu da söyleyeyim. Size saygı duyuyorum. Siz de bana saygı duyun. Burada tarafsızca bir şey yapıyoruz. Onu sorgulamayalım. Evet, Yeni Asır gazetesiyle devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi İnce'yi disiplin kuruluna sevk etmeyi planlıyor. Disiplin sopası adı altında giriyor olaya. Yeni Asır'a konuşan bir parti meclisi üyesi İnce'nin partiyi küçük düşürdüğü gerekçesi ile yüksek disiplin kuruluna gönderilmesi için çalışma yapıldığını iddia etti. Düşünürsene, %30 imza almış, %30 imza diyorum, %30 oy almış, Cumhurbaşkanı adayı olmuş, Muharrem İnce'nin partisi tarafından ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni 41 yıl sonra bu kadar oy almasına sebep olmuş, yani %30'un üzerine geçirmiş bir Cumhurbaşkanı adayının, bir partilinin disiplin kuruluna genel merkez tarafından sevk edildiğini düşünebiliyor musunuz? Yeni Asır'a baktığımız zaman disiplin sopasının gündeme geleceğinden bahsetmiş. Bir parti meclisi üyesi bunu bahsetmiş. Dün Alaaddin Yüksel de Kanal İzmir TV stüdyosunda canlı yayında benzeri şeyler de söylemeye başladı aslında. Yani partide özellikle imza isteyen, kurultay isteyenlere bugün Cumhuriyet Halk Partisi
Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde MYK'da yapılacak toplantıda ciddi bir değişiklik olacağı, kararlar çıkacağı, yarın yeni atamaların yapılacağı konusunda enteresan bir takım düşünülür şeyler de gündeme gelecek gibi gözüküyor. Devam edelim. Devam edelim. Öğretmene şoför dayağı. İzmir'de yaşayan öğretmen Mustafa Yılmaz tartıştığı Esot şoföründen herkesin içinde dayak yedi. Efendim, özellikle otobüsten inen şoför, geçen gün ben arabayla giderken Mavişehir aksında, yol benim, sol taraftayım, önüm açık, sağ tarafta bir otobüs var, Harman'da Ulukent'e giden bir otobüs var Mavişehir aksından, onun bir şoförü var, psikopat mıdır nedir, benim önüme resmen kırdı, beni bana vuracaktı, arabayla karşı yola atacaktı, artı ben de korna çalınca arabayı durdurdu, otobüsü, Büyükşehir Belediyesi'nin otobüsünden, Esot otobüsünden bahsediyorum, durdurdu otobüsü, hareket çekiyor. Yani inanın, kalkıp da bir şey söylesem orada kavga edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi ısrarla psikopat şoförler mi seçiyor? Böyle bir heyetten geçirsinler bakalım canım. Sağlık ve ruh ve sağlıklara uygun mu değil mi? Mutlaka hepsi düzgün insandır ama biraz da yani yorgun olmalarından, trafik yoğunluğundan, aslında bunun tek sebebi Aziz Kocaoğlu. Çünkü şoförler yolda, gitmeyen trafik, ilerlemeyen araç trafiğinde psikolojisi bozuluyor ve millete sarmaya başlıyorlar ondan sonra. Çünkü herkes onlara yükleniyor. Havalar da sıcak, bazı otobüslerde klimalar sıkıntılı ve böyle olunca da vatandaşla şoförler karşı karşıya geliyor. Evet, devam edelim. Evet, Yeni Asır gazetesindeyiz. Dolara yıldızlı öneri. Sosyal medya hesabından Türk lirası basıyorsak dolar da basarız, nedir yani şeklinde paylaşım yapan Yıldız Tilbe bir anda ülke gündemine oturdu. Tilbe'nin paylaşımına binlerce yorum yapıldı. Evet, doların içine tüküreyim demiş Yıldız Tilbe. Para icat edeni Allah mezarına rahat yatırmasın demiş. Bu şekilde. Eskiden ne güzeldi değil mi? Değerli şeyler verilirdi, takas yapılırdı. Yani takas yapılırdı ve para olmazdı eskiden. Mesela değerli bir şey ne var? Altındır vesaire bir takım şeyler. Bir şeyin karşılığında bir şey veriyorsun veya buğday veriyorsun, karşısında fasulye alıyorsun. Böyle çenç usulü ticaret vardı ama şimdi para olunca huzur kaçtı. Tabii ki medeni hayata geçince de parasız olmuyor. Şimdi de Rothschild ailesi ve Rockefeller ailesi özellikle kripto para, Bitcoin'i dünya sistemine yerleştirmeye çalışıyorlar. Para sistemi dünyada yakın zamanda değişiyor. Demedi demeyin. Artık para kalkıyor. Para yerine artık ne olacak? Bazı ülkelerde bile para basılmamaya başladı artık. Bunu bilelim. Efendim, Emir Alem İhsan'da 9 Eylül gazetesine göre İzmir'in Menemen ilçesi Emir Alem bölgesinde kurulması planlanan taş ocağı tesisi ikinci kez ÇED gerekli değildir raporuna karşı açılan davanın sonuçlanmasını beklemeden 1000'e yakın ağacı kesti. Tabi ağacı kesmekle iş bitmesin. 1000 ağaç kesilmişse 10.000 ağaç dikilsin. 100.000 ağaç dikilsin. 1 ağaç kesene 100 ağaç diktirin. 1 ağaç kesene en az 100 ağaç diktirin. Yani bence 1 ağaç kesiliyorsa aynı bölgelerde başka ağaçlar dikilmesine devam edilsin. Ama Türkiye'nin bu kadar altyapı ve sanayi işlemleri yürütülürken taş ocaklarına da ihtiyacı var. Ama taşı nereden alınacak? Doğayı katletmeden alınması lazım. Böyle ağaç bitmemiş, yıllardır, yüzyıllardır boş duran dağlarda taşlar var, kayalar var. Gidin oradan alın kardeşim. Ama yakın yerden almaya çalışıyorlar ki ekonomik olsun diyorlar. Ekonominin tansiyonu çıktı. ABD ile başlayan krizin etkisiyle dün dolar 5.35 seviyesini gördü. Felaket. Böyle giderse böyle sosyal medyada özellikle Türkiye'de karışıklık yaratmak ve artı sıkıntı çıkarmak isteyen birçok kişinin özellikle doların önümüzdeki günlerde daha da yükselebileceğini söylemeye çalışıyorlar. Yani ticaretle uğraşan bizler, sizler veya diğerleri dediğimiz yabancılardan bahsediyorum. Yani Türkiye'ye yatırım yapılmasın, mevcut Türk yatırımcısı yatırım yapmasın, beklesin diye ellerinden geleni yapıyorlar. Özellikle kredi derecelendirme kuruluşlarının, Moody's ve diğer şirketlerin yaptığı açıklamaları Amerika Birleşik Devletleri kontrolünde olduğunu bilmiyormuş gibi davranıyorlar. IMF'in kontrolünde olduğunu bilmiyormuş gibi davranıyorlar. Özellikle biraz bekleyelim, ticaret yapmayalım, dolar ne olacak bir bakalım, dur bakalım Kurban Bayramı geçsin. Daha önce işte Ramazan Bayramı'ydı, yok yılbaşıydı, yok 24 Haziran seçimiydi, yok işte 7 Temmuz kabine bir kurulsun. Yani böyle ticarette insanları oyalayanlar var genelde. Şöyle bakalım, devam edelim. 9 Eylül gazetesini okumaya devam ediyoruz. Bu bazlamadan altın çıkıyor. Aydın'ın Söke ilçesi Ağaççı Mahallesi'nde yaşayan
Restoran işleten evli ve iki çocuk babası Haluk Yalçınöz bazlamada satıyor. Yalçınöz tanesi 6 lira olan 1 kiloluk bazlamanın satışını artırmak için birinin içine gram altın koyarak kampanya başlattı. Tabii millet gidecek arabasıyla böyle gramlarca altın yakacak. Orada bazlama yiyeyim de belki içinde 1 gram altın çıkar diyecek. 200 lira değerinde var yok. Ondan sonra oraya gidecek ama tabii ki bak medyada haber olmuş. Haber kalitesini gördüğü için Gazeteciler Cemiyeti'nin çıkardığı 9 Eylül gazetesi de haber kalitesi var diye 3. sayfasında manşetten vermiş. Evet bakalım şöyle, yılın gökyüzü olayını kaçırmayın. Gök bilimcilerin yılın en önemli gök olayları arasında gösterdiği Perse yani göktaşı yağmuru 12-13 Ağustos gecesi yaşanacak. Gök olayında saatte 40-50 göktaşı görülebilecek. Hani siz yıldız kaydı bir direk tutun diyorsunuz ya, ne yıldız kaymaz kardeşim. Gelip orada özellikle göktaşlarının atmosferden içeri girerken o çıkarmış olduğu ışık ve görüntü çarpmanın etkisiyle bu görüntüleri siz yıldız kaydı diye biliyorsunuz. Birçok kişi hakikaten hala bunu bilmiyor. Samimi söylüyorum bilmiyor. Yıldız kayıyor zannediyor. Kayabilir. Yıldız kaydı mıydı? O zaman evrende özellikle fizik kurallarına aykırı bir takım şeyler gündeme geliyor. Efendim yine yerel gazetelerle devam edeyim. Çünkü yerel de çok önemli. Haber Express'e bir bakalım. Biraz önce Yeni Bakış gazetesinde okumuştuk. Tanık olan anne ve çocukları ev içi şiddet hasta ediyor diyorlar. Doğru söylüyorlar. Evin içinde anne ile baba, abi ile kardeş, kardeşler arası kavga, anne ile babayla kavga, çocuklarla anne baba kavga. Tabii ki çocuklar hasta oluyorlar. Şiddet mağduru kadınlar ve çocuklarda depresyon, travma sonrası stres bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk, paranoid düşünce, anksiyete ve kişiler arası ilişkilerde bozukluğun daha sık görüldüğü ortaya çıktı. Yani sıkıntı var, sorun var. Efendim güçlü şirketleri İzmir'e çekmeliyiz diyor Ayşegül İldeniz. Ayşegül İldeniz, Silikon Vadisi benzeri bir yapının kurulabilmesi için güçlü şirketlerin İzmir'e getirilmesi gerektiğini bahsetti. Evet, Silikon Vadisi bir ara Urla'da kurulacaktı ama Urla'da kurulmadan Urla'da toprakları geliyorlar. İstanbullular, sanatçılar Urla'da devamlı yer alıyorlar. Villalar, özel malikaneler açmaya çalışıyorlar. Tamam, olabilir, neden olmasın ama Silikon Vadisi'ne de ihtiyacımız var istihdam için. Bilişim, yazılım bu çok 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 önemli. Onun için de özellikle yatırımcılar tamamen parası olanlar inşaata yönelmiş. Biraz da böyle farklı teknolojik yatırımlara, bilişim yatırımlarına ağırlık vermeleri de Türkiye için, Türkiye'nin ekonomisinin zenginleşmesi için çok 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 faydası olacak. Efendim 4 yılda yenilenen Çiğli demiş. Çiğli Belediye Başkanı, hazırlayalım onu da videosunu Arda Bey. Efendim 4 yılda yenilenen Çiğli demiş. Kim demiş bunu? Hasan Arslan demiş. Hasan Arslan demiş ki İzmir'in kuzeye açılan kapısı Çiğli'de yatırımlara bir yenisi daha ekleniyor. Uğur Mumcu Sent Merkezi'nde temeli törenine atılmış ve 4 yılda yenilenen Çiğli, Çiğli'nin görüntüleri. Efendim burada Yeni Gün gazetesi manşetten vermiş. 4 yılda yenilenen Çiğli. Çiğli'yi biz bir gösterelim, bir görün bakalım Hasan Arslan'ın, Çiğli Belediye Başkanı'nın Çiğli'yi nasıl yenilediğini, yenilemediğini izleyin de görün. Kanal İzmir Televizyonu olarak bugün Çiğli'deyiz. Çiğli'nin mahallelerine indik, sokaklarına indik, vatandaşlara mikrofon uzattık. Bakalım hangi görüntülerle karşılaştık. Evet, şu an Çiğli'nin Maltepe mahallesindeyiz ve şu anda burada gördüğünüz gibi bir çöplük var. Çocuklar için tehlike oluşturuyor. Bu görüntü gerçekten çok kötü bir görüntü. Özellikle İzmir için çok kötü bir görüntü oluşturuyor. Belediye buraya bakmıyor mu? Akıllara gelen soru şu anda bu. Evet, çocuklar için özellikle çok büyük bir tehlike arz ediyor. Buraya bir merdiven koymuşlar ama onun da hali içler acısı merdiveninde. Gördüğünüz üzere basamakları şu anda demirler çok sağlıklı değil. Ne kadar sağlam olduğu da tartışılır zaten. Burada birçok cam şişesi var. Kırık dökük hepsi. Bu çocuklar için ve vatandaş için hem görüntü anlamında çok kötü bir görüntü oluşturuyor ve sağlık anlamında da vatandaşı adeta burası tehdit ediyor. Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan 4 yılda Çiğli'yi yenilemiş. Ya nesini yeniledin Çiğli'nin, Allah'ını seversen?
Çiğdin'in görüntülerini gördün. Arka sokaklara bir git. Evet doğru, çok dolaşıyorsun. Her yerde görüyorum Allah için Hasan Arslan'ı. Çaba sarf ediyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Evet yapıyor da yapmıyor değil. Yani yaptıkları projeler tabii ki var. Yok değil. Ama bir de görmediklerim var. İşte biz de bunu gösteriyoruz. Bir araya geliyoruz. Ya Sayın Hasan Arslan desene Rıdvan Bey, bizim görüntülerimizi Çiğdin'e veriyorsun. Çok teşekkür ediyorum. Hemen o sokaklara gidiyorum. Veya ver o sokak numaralarını, aslanlar gibi bürokratlarına kulağını çekeceğim. Neden demiyorsun? Bekliyoruz bunu Sayın Başkan. Değerli Hasan Arslan, yani Çiğli'de yaptıklarım var ama yapamadıkların da var. Bunu kabul etmek lazım. Biz de Kanal İzmir olarak sizin görmeyen gözünüzüz. Yani görmediklerinizi biz görüyoruz. Sizin gözünüze doğru getiriyoruz. Görün diye. Evet bunu yapıyoruz. Evet bakalım başka ne var? Kemal Paşa'ya millet bahçesi kurulacakmış. Bu konuda tabii ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bazı yerlerin millet bahçesi kurulması için çaba sarf etti. Evet, Menemen alan içi Göktepe mevkiinde 85 bin metrekarelik alana taş ocağı izin verilmesi ve çam ağaçlarının kesilmesi büyük tepki görmüş. Bence de Tahir Şahin hakkında iddialar var. İşte nedir o da? Koltuğu haczedildi falan diyerekten haberler çıkıyor. Bu arada ne oldu? Tahir Şahin ön plana çıkıyor ama bizde Menemen'in görüntüleri gelecek yarından itibaren. Menemen pazartesi günden itibaren Menemen'in arka sokaklarını sunacağız. Evet bu arada tabii ben de şehir içerisinde taş ocakları, maden ocakları istemeyen birisiyim. Bornova'da özellikle taş ocak olduğu gibi özellikle agrega alıyorlar çimento yapımında ve çimento fabrikalarının Bornova'da vatandaşın hayatına adeta canını okuyor. Bornova'da yaşayan taş ocakları olduğu gibi tozu dumana katan çimento fabrikalarının bacalarından çıkan filtresiz dumanlar ve o şehrin içerisinde kalan çimento fabrikalarının o çevrede yaşayan insanları nasıl olumsuz etkilediği, nasıl kanseri hazırladığı, insan ömrünü nasıl kısaldığı uzmanlar araştırsın. Bornova'da özellikle çimento fabrikasına yakın olan noktalar özellikle ve taş ocağına yakın olan noktalar. Orada gidin de ağaçlar olmuş gıpgri, bembeyaz olmuş. Araçların üstü akşam bırakın arabanızı, bir siyah araba, koyu renkli bir araba, sabah bir gidin de bakın bir karış toz var. Yazıktır, günahtır. Ey Aziz Kocaoğlu, duymuyor musun, görmüyor musun, müdahale etmiyor musun? Yarısı yabancı ortaklı olan bu şirketlere müdahale edemiyor musun? Yeri geldiği zaman müdahale ediyorsun. Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanı değiştirmek için bile buna müdahale ediyorsun da İzmir'in içerisinde senin yönettiğin topraklarda, şehre emin olduğun noktalarda neden bu çimento fabrikalarına el atmıyorsun? Neden İzmir halkını özellikle mahkum ediyorsun? Tahir Şahin Menemen'de özellikle Emir Alem'de bir taş ocağı çevresinde, yani taş ocağı yapılacak, 1000 ağaç kesilecek diye yürüyüş yapmış. Evet doğrudur ki doğru adımdır. Evet yapılmasını destekliyoruz. Böyle bir ilçe belediye başkanı bunu yaparken sen şehre emin olarak neredesin? Bunu sormazlar mı? Sorarlar. Kim sorar? Rıdvan Akgün sorar buradan. İşte soruyoruz. Sayın Aziz Kocaoğlu neredesin? Artık dön. Dön yuvana. Baban seni affetti derler ya, böyle bir şey var ya. Artık dön normal fabrika ayarlarına. Şehri yönetmeye çalış bence. Evet. Ege Telgraf Gazetesi. Ege Telgraf Gazetesi aslında okumuyorum ama elime geldi okuyayım. Ege Telgraf Gazetesi okumama kararı almıştım. Efendim İzmir, şimdi Ege Telgraf Gazetesi niye okumuyorsunuz Rıdvan Akgün diyeceksiniz. Ben bunu bir yıldır okuyorum Ege Telgraf Gazetesi'ni. Ama Ege Telgraf Gazetesi geçtiğimiz günlerde bir haberimiz çıkması lazımdı. Aynı tevazuyu bize göstermedi. Ben 400 defa ekranda okumuşum ama bir haber konusunda hık mık deyince o zaman bu iş böyle kazan kazan dedik ama biz yine de okuyalım. Evet değerli Aylin Süpendağlı'yı çok severiz. İzmir bunu hak etmiyor diyor. Başta Menes, Arap, Ağırkuyu ve Mandaçay olmak üzere tüm dereler çöplüğe döndü. Kuruma ve yosunlaşmaya bir de bakımsızlık eklenince kente kötü kokular yayıldı diye. Evet güzel bir haber vermiş, böyle pis şeyler. Bak bir tane haberi vermiş Utkucan Akkaş'ın haberini. Biz her gün veriyoruz, gösteriyoruz. Dedim ki bakın İzmir'in her yerinde pislik var. Arka sokakları gösteriyoruz ekranda. İzmir'de böyle bir şey olduğunun bir haberini yapar mısın dedim ben Ege Telgraf'a. 400 gündür okuyorum gazeteyi.
Aa nasıl yapalım, yapamayız, edemeyiz falan filan dedi. Büyükşehir'den tırstı. Ama şimdi bak kendisi bir kanalın pisliğini veriyor. Yani benim de istemiş olduğum, talep etmiş olduğum İzmir için demiştim. İzmir'in çirkin görüntülerini yayınlayın demiştim. Ondan sonra hıkmık yaptılar. Ondan sonra öyle yapınca da ben de devamlı okuyorum gazeteyi. Siz de yapmadınız dedim ben de. Yapmaları gerekiyordu, yapmışlar. Efendim yenilenerek yola devam edeceğiz. İyi Parti İzmir İl Başkanı Koray Ülkünç 12 Ağustos'taki kurultayın ardından parti içinde ciddi bir revizyon yapacaklarını söyledi. İnşallah İyi Parti Türk siyasi hayatında istediği yerde, istediği noktada olur. Çünkü İyi Parti'de ciddi bir reaksiyon var. Aslında bir panik var diyebiliriz. O panikte Genel Başkan Meral Akşener'in tekrar aday olmayacağım demesinin altında tüm İyi Parti sevenler ve üyeler bu konuda etkin bir şekilde panik içerisine girdiler. Yani bu paniği inşallah 12 Ağustos'ta İyi Parti kurultayında atlatacaklar. Hatice Rabia Uluyeri, merhaba, yayınlarınızda sadece haber olsun diye değil, yönlendirme çözüm yolları sunduğunuz başarılı yayınlar için tebrik ediyorum. Ben de size çok teşekkür ediyorum Rabia Uluyeri. Siz de hakikaten bu konuda başarılısınız, çalışıyorsunuz ve Antalya'dan, Alanya'dan katılıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ben de size başarılar diliyorum. Sizin de çalışmalarınızı takip ediyorum. Tebrik ediyorum bu arada. Evet, Türkiye Gazetesi ile devam edelim. Türkiye Gazetesi'nde Avrupa Birliği ve birçok ülke İran'a arka çıktı. Dünya Trump'a karşı. Bakınız, dünyaya deccal olarak gönderilmiş. Fitili ateşlenmiş. Nerede patlayacağı belli olmayan, minik mikser toplarını ara sıra patlatan Donald Trump, dünya Trump'a karşı birleşiyor şu anda. Avrupa Birliği ülkeleri de İran'a ambargo yap diyen, ambargo yapın, ticari savaşa girin diyen Avrupa Birliği ülkeleri de Donald Trump'a karşı hareket etmeye başladılar. İran'la iş yapan bizimle çalışamaz dedi. Bu dünya bu tehdidi umursamadı. Türkiye'de umursamayacak. İran'da yaşayan vatandaşların, normal vatandaşları görüyoruz. Türkiye'ye gelenler var. Türkiye'de alışveriş yapanlar var. Ne suçları var? Molla rejiminin 1979 yılında gelmesiyle birlikte, Molla rejimi dediğimiz kimdi o tarihte? Hümeyni rejiminden bahsediyoruz. Hümeyni rejiminin gelmesiyle birlikte Şah Rıza Pehlevi'nin saltanatının yıkılması ve modern çağdaş İran'ın kara çarşaflara bürünmesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri özellikle o tarihten sonra nasıl böyle Molla rejiminde içine kapanan bir İran'ı zamanı gelince nasıl yutarı şekliyle hareket etmesi, Suriye'ye diz çöktürmesi ki çöktüremedi daha henüz, Türkiye faktörü var orada, İran, Türkiye ve Rusya faktörü var. Irak'ı ele geçirmesi ve çevre ülkelerde etkin olması, Mısır'ı Sisi darbesi yaptırarak Mısır'ı arka planda tutması ve İran'a gözünü dikmesi, Türkiye'nin, Rusya'nın, Çin'in ve diğer ülkelerine buna müsaade etmemesi, politikaların ters gelmesi, fitili ateşlenen ve Hristiyan evangelistlerin özellikle Büyük İsrail projesini istemesi, Yahudi lobisinin özellikle İsrail'i Ermenistan'la birleştirip Türkiye'nin de doğusunu alma planları, bu kapsamda 15 Temmuz hain darbe planlarının gerçekleşmemesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin planlarında bir revizyona gidip de İran'a müdahale etmesi, çünkü bir ülkeye girmesi lazım Amerika Birleşik Devletleri, bir ülkeye dalması lazım, onların öyle planları var ve Donald Trump da bunun için kuruldu da artı başkanlığa getirildi. Ve bunun içinde ne olacak? İran'la Trump arasında ticaret savaşı başlarken İran'la çalışan Türk iş adamları, dünya iş adamlarına Amerika Birleşik Devletleri yaptırım uygulayacağız diyor. Fransa'nın Peugeot'su, Almanya'nın Mercedes'i çektiler yatırımı. İran'la kestiren ilişkiyi. Bakınız çok önemli. Gergin ticaret başlıyor. Büyükelçi Türkiye dostumuz demiş. ABD ile gerilimi düşürme heyeti Washington'da olacak ama Türkiye ile gerginlik düşer mi düşmez mi? Nedense bir araya geldikleri zaman düşüyor. Türkiye'de burada karlı ve haklı çıkması lazım, öyle değil mi? Ergün Gültren, merhaba Rıdvan Bey, iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum Ergün Bey. Biz de size başarılar diliyoruz, iyi çalışmalar diliyoruz. Dosyalar örgütten, FETÖ'den Eren Erdem'e özel servis. Çok ilginç.
FETÖ'cü polis müdürü AK Parti'yi devirmek için gizli dosyaları CHP'li eski vekile verdiklerini itiraf etti. Evet, Cumhuriyet Halk Partili ve Cumhuriyet Halk Parti'nin bile sahip çıkmadığı Eren Erdem yalnız kaldı ve FETÖ'ye hizmet etti. Ortaya çıktı Ebru Karatos'un bahsetmiş haberden. Haydarbaş'ın mal varlığına tedbir, BTP lideri baş yağmayı azmettirmekle suçlanıyor. Mahir Ünal AK Parti yönetimi yenilenecek dedi. AK Parti'de yenilik var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün de bir yenilik yapılacak. MYK toplanıyor. MYK'den sonra yarın yeni yönetime kimler gelecek? Tek tek aktaracaklar. Evet, devam ediyoruz. Evet, Ferit Şahenk, Türkiye'ye güvenimiz tam diyor Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı. Evet, Türkiye kendi dinamikleriyle her zaman her şeyi aşabilecek güçte. Sakın ola, bakınız, hükümetlere güvenmeyebilirsiniz. Çünkü siyasilerdir. Güvenmeniz gerekir ama güvenmeyebilirsiniz. Ama devletin dinamiklerine, devletin gücüne, bu ülkenin her şeyi aşabileceğine mutlaka güvenmelisiniz. Sonuçta Türkiye'desiniz, Türk vatandaşısınız ve burada ülkenizde güvenmek zorundasınız. Oh şöyle oldu, böyle oldu, falan oldu, nasıl olacak, böyle mi olacak? Tüh vah vah demeyle olmaz bu işler. Evet, devam edelim. Şöyle Türkiye Gazetesi. Galata Port Türkiye'ye inancımızı gösteriyor. Doğuş Grubu Başkanı Şahenk burada açıklama yapmış. Ah vah edecek zaman değil, yatırıma devam demiş. Kim söylemiş? Ali Ağaoğlu söylemiş. Hani böyle atını atlayıp da ormanda gidiyordu, İzmir'e geldi. İzmir'de de bu tip yatırımlara girecekti ya hani. Ali Ağaoğlu İzmir'de de yer kapatmış bu arada, bilginiz olsun. Evet efendim, devam ediyoruz. Hürriyet gazetesindeyiz. Körkuyu itirafları. Kıbrıs'ta Türklere yönelik katliamlara bir Rum gazetesi ilk kez yer verdi. Politis gazetesinde onlarca Türk'ün öldürüldüğü, kurşuna dizildiği, kör kuyulara atıldığı itiraf edildi. Bire karşı 10 demişler. Bir tane Rum ölürse 10 Türk'ü öldüreceğiz demişler. Ve katledip kuyulara atmışlar alçaklar. Evet, bunların hesabını verilmesi lazım. İşte bakınız, nerede o soykırım iddialarıyla sözde soykırımda Türkiye'yi böyle mahkum etmeye çalışan özellikle terör seviciler nerede? Bakınız, soykırım seviciler Kıbrıs harekatı öncesinde neler yapmış bu alçaklar, namussuzlar, onları izleyin işte. Efendim, ABD 9 kişilik heyet gidiyor Washington'a. Lirayı pula çevirdiler diyor Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Kur artışına sert eleştiri. Türk lirasını dolar karşısında pula çevirenler yerli ve milli ise kimse gayrimilli diyeceğiz. Kime gayrimilli diyeceğiz? Türkiye yönetilmiyor, savruluyor şekliyle ele almış vaziyette. Trump'tan dünyaya İran'la ticaret desti, bunu verdiler. Evet, devam edelim, başka ne var? 7'sinden çıktı, 8. cinayeti işledi. 7 kişiyi öldürdükten sonra serbest bırakılan, 16 yıl sonra serbest bırakılan kişi çıkar çıkmaz tekrar cinayet işlemiş. Yani bu tip insanları yargı nasıl serbest bırakıyor? Hayret ediyoruz. Kesinlikle Türk yargı sisteminde gerçekten köklü bir değişiklik yapılması lazım. Özellikle Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici idam gelsin diyor. Daha önce idamın kaldırılmasında imzası olan Devlet Bahçeli, idam gündeme geldiği zaman idam gelsin diyecek muhtemelen. İdam gelirken aynı zamanda yargıda suçlarla ilgili ne kadar ceza alınacak? Artık ağırlaştırılmış müebbet hapis mi? Müebbet hapis mi? Yoksa idam mı? Önümüzdeki günlerde gündeme gelecek. İdam gelsin mi gelmesin mi? Bana sorarsanız idam gelmesin. Ama ağırlaştırılmış müebbet hapis alan kişilerin ömür boyu burnundan gelecek şekilde ağır şartlarda çalıştırılması taraftarıyım ben. Evet, Avrupa Birliği'nin temeli Denizli'de atılmış. Denizli, Laodikya'daki amfiteyatroda günümüz localarına benzetilen ve katılımcıların adlarının yer aldığı 1800 yıllık oturma basamakları, antik kentin şehirleri yönetenlerin katılımıyla önemli toplantılarına ev sahip yaptığı işaret ediliyor. Yani Denizli'de Avrupa Birliği'nin temeli atılmış. Bu şekilde söylüyorlar. Evet, kanserliğe özel merkez İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'nin Bornova'daki ek binası, onkoloji hastalarına tanı, tedavi ve rehabilitasyon merkezi olarak hizmete verilecek. Kanserli hastalara hakikaten tedavi için destek verilsin.
Ama Bornova'daki iki çimento fabrikasının çevre insanları kanser ettiği bir yere bu tanı merkezi onkoloji hastanesi için Bornova'ya ek bina yapılması da çok enteresan. Bornova'ya yapılmasın. Temiz böyle çamlar içerisinde bir yere yapılsın hastane. Kalkıp da Aziz Kocaoğlu'nun Yamanların tepesinde çamların içerisine çöp bertaraf tesisi yapacağız diyorlar ya. Aslında bu onkoloji hastanesinin temiz mis gibi böyle çam kokuları, çiçek kokuları oraya yapılsın bu tip hastaneler. Çöp yuvası dağların tepesinde kurulup da oradan rüzgarlarla kente geleceğin o pis kokular, işte böyle hastaneler dağlarda tertemiz alanlara yapılsın ki insanlar tertemiz pırıl pırıl şekilde tedavisini olsun. Evet, sabah Ege'li gazetesini okuyacağım. Ardından Takvim gazetesi var. Ardından İlk Ses gazetesi var. Sabah Ege'li gazetesinde Kemal Paşa'ya Millet Bahçesi diye bahsedilmiş. Binali Yıldırım'ın adı verilecek. Binali Yıldırım Millet Bahçesi olacakmış. Kocaoğlu çizik yedi. Ertan Gürcener'in haberi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay isteyenlerin başarısızlığı, değişimden yana tavır alan Başkan Kocaoğlu zora soktu. Son gelişme Kocaoğlu çizik yedi yorumlara neden oldu. Aziz Kocaoğlu aslında atmış olduğu tweette Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişimin gerekli olduğunu bahsetmişti. Bakınız, bunu çok farklı bir şekilde algılamamak lazım. Ve tabii ki sosyal medya ve istediği gibi anladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişiklik derken aslında resmen Muharrem İnce gelsin, Kemal Kılıçdaroğlu gitsin demedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde eğer Muharrem İnce olmamış olsaydı bile bir değişiklik olması dinlendirilebilirdi. Çünkü parti yönetiminde sıkıntı var. Parti yönetimini özellikle yönetenlerde problem var. Durum böyle olunca da Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir değişiklik şart. Aziz Kocaoğlu aslında direkt demedi bunu. Ama Kemal Kılıçdaroğlu değişsin şekliyle algılan dün Alaaddin Yüksel'de Kanal İzmir televizyonu ekranlarında bunu söyledi. Ki hakikaten de tweetinde biliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay isteyenlerin başarısızlığı değişimden yana tavır alan Başkan Kocaoğlu'nu zora soktu. Son gelişme Kocaoğlu çizik yedi yorumlarına neden oldu. Ama Cumhuriyet Halk Partisi Aziz Kocaoğlu'yla birlikte yine yoluna devam eder gibi gözüküyor. Yani tekrar bir aday gösterecekse Cumhuriyet Halk Partisi Aziz Kocaoğlu'nu tercih edecektir gibi gözüküyor. Ama milletin gönlüne baktığımız zaman sokakta vatandaşlara şu anda soruyor Kanal İzmir. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir'de kimi adayı göstermeli? Şu isimlerden hangisi olmalı diye soru soruyor. Ki orada 5-6 isim olacak. Bu isim içerisinden birilerini soracak. Muhtemel ismi medyada en fazla geçenler. Geçenlerde hafif bir şey sorduk. İnanın söyleyeyim mi? Tunç Soyer'in ismi çıktı bu arada. Yani benden duymuş olmayın da aramızda konuşuyoruz. Tunç Soyer'in ismi ön plana çıkıverdi birden. Yani Tunç Soyer Cittaslov derken sakin şehir ve her köyü marka yaparken nedense İzmir'in gönlüne taht kurmuş. İnan küçük bir araştırmada Tunç Soyer gelirse İzmir marka şehir olur şekliyle hemen ön plana çıktı. Buradan da biz söylemiş olalım. Demedi demeyelim. Şimdi Allah'ın bildiğini kuldan mı saklayalım, öyle değil mi? Siz de öğrenmiş oldunuz. Zaten araştırmalar önümüzdeki günlerde Arda Akgün ve Altuğ Akgün'ün sokak röportajları, vatandaş ne diyor sohbetlerini, bu ikiz kardeşlerden röportajları, benim çok değerli oğullarımdan röportajları takip edeceksiniz. Efendim, Takvim Gazetesi ile devam ediyoruz. SGK eski müdürü Kemal Bey'in kıtalar arası operasyonu. Hasta La Vista demiş. Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce. Kılıçdaroğlu kanser hastası CHP'li delegeye Küba'da tedavi teklif ettirdi, imzasını geri çektirdi. Yani bir Cumhuriyet Halk Partisi delege kurultay toplansın diye imza vermiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nden aramışlar genel merkezden. Senin tedavin için Küba'ya gönderebiliriz demişler. Ama imzanı geri çek. Çok ilginç. İnanılmaz. Takvim Cumhuriyet Halk Partisi'ne koltuk savaşını mercek altına aldı. Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultay isteyen ince yanlarına nasıl baskı yaptığını ortaya çıkardı. İşte en acı örnek, bir genel başkan yardımcısı M'yi aradı. Kanser hastasısın, seni Küba'ya gönderip tedavi ettiren teklifini yaptı. Can derdindeki delege imzasını çekmek zorunda kaldı. Ölecek de olsam verdiğim imzaya geri çekmem kardeşim, ben söyleyeyim. Verdim mi verdim, bu iş bitti. Fırıldak olmaya gerek yok. Evet. Genel merkezde kurultay, ince kurultayı toplayamadı. Rotayı daha az imzalı küçük kurultayına kırdı.
CHP önündeki gösteriler ise Gezi'yi aratmadı. Duran adam, oturan adam tipleri tekrar ortaya çıktı. Evet, daha az imzalı TÜZÜK kurultayını toplayacaklar şimdi. TÜZÜK kurultayında artık orada delegeleri etkileyecekler. Yani başka çaresi kalmadı. Evet, orman kanunu. İş adamı eşini ormana götürdü. Beynine ve kalbine bire kurşun sıkarak öldürdü. Silivri'de kamp yapan iki genç ormanın kanındaki cesedi fark etti. Ölenin 3 çocuk annesi Sarıgül Hamarat 36 olduğu tespit edildi. Genç kadının katlettiği belirlenen eşi Yunus hapse gönderildi. Müteahhit eşiyle sorun yaşayan Sarıgül Hamarat sığınma evine yerleşmişti. Evet, yani insanlar ayrılsa da peşini bırakmıyor eşlerinin. Hakikaten bu çok alçakça bir şey. Evet. İstanbul'da yasak aşk cinayeti olmuş. Kazada hayatını kaybetmiş 34 yaşındaki Damla Gündüz'ün kullandığı araç takla attı. Ağır yaralanan genç kadın kurtarılamadı. Allah rahmet eylesin. İstanbul'da kamyonet Adem'i ezdi. Gaziantep'te kaza diye cinayet çıktı. İstanbul'da birisi kardeşini öldürmüş. İstanbul'da bir evlat katil olmuş, babasını öldürmüş. Yani bu tip haberler var ya, hakikaten insanın midesini bulandırıyor. Vallahi billahi, cinayet haberleri. Efendim, İlk Ses Gazetesi. İlk Ses Gazetesi İzmir'in bir gazetesi, yerel gazete. Yerel gazetelere destek vermek lazım. Özellikle İzmir'de Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı yapıp, Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığından kendisini Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekiline taşıyan Atilla Sertel'in neden İzmir medyasıyla fazla ilgilenmediği, İzmir medyasının bitmeyen sorunlarına neden bir çare aramadığı, bir çalıştay oluşturmadığı ve neden mücadele etmediği tartışma konusu. Bakınız, yerel gazeteler var, işte basın ilan kurumunun reklamları var. Basın ilan kurumunun reklamları olmayınca reklam toplama konusunda, bakınız, reklam var mı gazetelerde? Yok, yazıktır, günahtır. Gidiyor İzmirli iş adamları İstanbul ajanslarına reklam veriyor. Hakikaten yani tutuyor bu gazetelerde kendisine reklam vermeyen, İstanbul ajanslarına reklam veren firmaların haberini çıkarıyor. Ve o firmaların haberini çıkarmadığı zaman da firmalar telefon açıyor. Niye bizim haberimiz çıkarmadınız? Neden bizim lansmanımız var gelmediniz? Sen reklam veriyorsun kardeşim. Burada yerel basına destek vermen lazım. Yerel basına destek vermiyorsun. Yerel basının hakkını ne Misket Dikmen, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı arıyor, ne de o koltuktan gidip de milletvekili olan Atilla Sertel arıyor. Yani İzmir'de yerel medya birilerinin sahip çıkması lazım. Milletvekili var, cemiyet var, niye çıkılmıyor? Öyle değil mi? Evet. Rıdvan Akgün, sen mi çıkacaksın yerel medyanın işte haklarına, sorunlarına, icabına? Çıkarız yani, fark eder mi? Destek veririz. Vermiyor muyuz destek? Her sabah okuyoruz. AK Belediyecilik için durmadan çalışmalıyız. Bakınız, gazeteler 3 gün basıyor. Belki işte bunun 1500 satılıyor, 1500 geri geliyor. Ama biz bir şey okuyoruz, 3000 kişi okuyor, 5000 kişi izliyor. Bakınız, 20.000 kişi izliyor. Yani onun için burada etkiniz tabii ki, gazetelere destek böyle veriyoruz, okuyoruz, markasını gösteriyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani olay bu. Efendim, devam ediyoruz. Şöyle bakıyoruz. Kadife Kale Bilmecesi. Kadife Kale'de Antik Roma Tiyatrosu'nu gün yüzüne çıkarmak için başlatılan çalışmalar ve semtin bazı bölgelerinde heyelan tehlikesinin bulunması evlerin yıkılmasına neden olurken mağduriyetleri de beraberinde getiriyor. Evet, Sultan Gümüş'ün haberi. Sultan Gümüş röportaj yapmış vaziyette. Sultan Gümüş ve İlk Ses Gazetesi'nde az sonra kentsel dönüşümle ilgili bir röportaj yapacağız. Yarın gazetelerde yer alacak. Efendim, günaydın Türkiye, günaydın İzmir dedik. Tabii ki bir de konuğumuz vardı, Sayın Kavun, Bayram Kavun. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden darbe üzerine darbe almış, itfaiye erirken rütbesi sökülmüş, alınmış ve birçok yere sürgüne gönderilmiş, mobbinge uğramış ve artı isyan etmiş, dayanamamış, pes etmiş ve emekliliğini istemiş. Konuğumuzdu Bayram Kavun. Biraz evvel keyifle sizlere aktardık ve gazete manşetlerini okuduk, sizlerle paylaştık. Sizler de sabırla beni dinlediniz, izlediniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve bir sonraki yayında veya şimdi de programa girdiğimiz zaman eğer paylaşım yaparsanız, paylaşımlarda bulunursanız daha fazla izleyici kitlesine ulaşabiliriz. Bunu da sizden ben küçük bir rica olarak isteyebilirim. Her programı izlemeye başladığınız zaman paylaş butonuna dokunmanız ve daha sonra Kanal İzmir TV YouTube'da yazdığınız zaman tüm programlarımız, yayınlanan hepsi orada. Kaçırırsanız oradan izleyebilirsiniz. Facebook'tan da Kanal İzmir TV yazarsanız, ki beğen butonuna bastığınız zaman otomatik orada iletişime geçiyorsunuz
ve oradan da tüm programları takip etme şansınız var. Sabırla izlediğiniz çok teşekkür ediyorum. Sürçülisan etmişsek kusura bakmayın. Tarafsız yayın yapmaya çalışıyoruz. Taraflısın diyenlere de taviz vermiyoruz. Çünkü tarafsız olduğumu ben biliyorum. Ve onun için bir sonraki programda yeniden birlikte olacağız. Huzurla, mutlulukla, sağlıkla, sevgiyle, aşkla, heyecanla, barışla, inşallah bol kazançla, pozitif bir şekilde gülerek, mutlu olarak, keyifli bir şekilde güne devam edersiniz. Şöyle güzel mis gibi bir kahve, mis gibi kahve, relax, güne devam edersiniz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.